Sakla Beni yeni bölümüyle Perşembe Star'da. Affedersiniz Nevzat Bey. Benim eşimle özel hayatımla ilgili durumlar sizi niye bu kadar ilgilendiriyor? Değerli bir çalışanın ev hayatında mutlu olmasını pek tabii önemsiyorum. Ev hayatında mutlu olacak ki iş hayatında da o performans gösterebilsin. Öyle değil mi? Ömer. Ömer, sen nasıl geldin buraya? Asıl soru, sen söz verdiğin yere söz verdiğin zamanda neden gelmedin? Bunları şimdi burada konuşmayalım. Ben burada konuşmak istiyorum. Bir dakika Ömer Bey. Gamze'ye haksızlık etmeyin. Eğer bir suçlu arıyorsanız o benim. Size soran yok. Müsaade ederseniz eşimle konuşuyorum. Ömer, ayıp oluyor ama. Senin yaptığın ayıp olmuyor mu? Gelsene şurada konuşalım. Bu arada bir konuda haklısınız. Eşimi mesai saatleri dışında meşgul ettiğiniz için suçlusunuz. Ve ben artık bu durumun tesadüf olduğuna inanmakta zorluk çekiyorum. Ömer, ne yapıyorsun? Bir dakika Gamze Hanım. Kurumsal iş yerlerinde biz çalışanlarımızın eşlerinden izin almayız. O daha çok esnaf kültüründe olan bir şey sanırım. Belki kenar mahallelerde falan. Abi ama ne biçim konuşuyorsun ya? Sen karışma. Şimdi kenar mahalle lafını bir geçiyorum. Esnaf diyerek beni aşağılamaya çalışıyorsun ya. İşte bu senin ne kadar zavallı bir züppe olduğunu gösteriyor. Ömer tamam artık yeter hadi gidiyoruz. Yok bir dakika ne güzel konuşuyorduk anlıyorduk Ömer Bey'in asıl derdi neymiş? Neymiş benim asıl derdim? Eşinin mesleği olabilir mi acaba? Onun başarısı, kariyeri, mevkisi. Sen bunu sindiremiyor olabilir misin acaba Ömer Bey? Toplumumuzda son zamanlarda sıkça görünen bir şey de bu. Abi ama çığırından çıkıyor her şey hadi yürü gidelim gel. Biz burada yanlış bir şey yapmışız gibi buraya baskın vermen.
eşine iş arkadaşının önünde hesap sorma ve garip imalarda bulunman falan kabul edilebilir şeyler değil. Ben Gamze kadar sabırlı değilimdir. O delikanlı ayaklarına pabuç bırakmam seni. Nevzat Bey, benim eşimle bu şekilde konuşamazsınız. Ben de Gamze kadar sabırlı değilimdir. Biraz daha ileri gidersen elimde kalacaksın. Zira delikanlılık bunu gerektirir. Seviye bu işte. Hayır, ben de karşıma almış muhatap oluyorum ya. Sana gelince Gamze. Gamze Hanım. Bundan sonra özel hayatına ya dikkat edersin yahut başka bir tondan konuşuruz. İşine, mesleğine sahip çık. Çünkü sen farkında değilsin belki ama fazlaca zarar görmekteler. Konumun ciddiyetinin farkına var. Beni çoluk çocukla muhatap olmak zorunda bırakma. Ben sana çoluk çocuğu gösteririm de karıma saygımdan yapmıyorum hiçbir şey. Tamam, tamam. Yeter. Yeter. Yürü. Yürü. Tamam. Kusura bakma. O sinirinden öyle. Çok tatsız oldu böyle. Ben bilseydim eğer. İzin verirseniz ben eşimle baş başa konuşmak istiyorum. Ömer. Ömer. Bin çabuk. Ben kendi arabamla geldim ya, onunla gideceğim. Bin dedim. Ha, şu telefonunu ver önce. Niye ya, neden? Şule, benim canımı sıkma. Sen bitki çayı falan mı içsen? Ha? Ne bu gerginlik? Ver şunu. Tamam ya. Al. Ne yapıyorsun? Yarım akıllı kardeşimi koruyorum. Kimden koruyorsun, Ömer'den mi? Hayır, kendinden. Saf mısın sen abi? İstesem her yerden bulurum telefonunu. Yani böyle mi engel olacaksın Allah aşkına? Seni odana kapatamayacağıma göre dışarıyı sana kapatırım. Ne bileyim, bulacağız artık bir yolu. Hadi geç. Aslında bir etraflıca düşünsen senin de işine geleceğini anlarsın ama. Ne diyorsun sen ya? Sen bu kadına aşıksın abi. Ne bakıyorsun ya öyle? Yalan mı? Takmışsın kafayı sen buna. Sen aklını mı kaçırdın? Evli batlı kadın. Abuk sabuk konuşma benimle. Tamam işte, olmasa evli. Ömer olmasa. Senin bakışlarını hiç sevmedim ben. Ya ne var? Arabayı nasıl aldıracağız sonra? Ben aldırırım. Bin. Ömer. Ya Ömer bir dur. Yavaş. Nereye koşuyoruz belli değil. Sen bana yalan söyledin. Ben sana yalan söylemedim. Ben bilmiyordum ki geleceğimi. Aniden çıktı geldi. Ben tam sizin yanınıza gelmek üzereydim. Adam çıktı geldi. Ben ne yapayım yani? Haber de veremedim. Hem ben niye sana yalan söyleyeyim? Ha? Niye yalan söyleyeyim ben sana? Tepkimden çekindiğinden. Sen beni hiç tanımamışsın. Ben seni çok iyi tanıyorum. Ve o herifin bunu özellikle yaptığını da biliyorum. Sen de biliyorsun. Doğruyu söyle bana. Görüyorsun değil mi o durumu? Ben niyet okuyamam Ömer. Ben kafasından ne geçiyor onu da bilemem. Ben bir tek davranışlara bakarım. Ne olursa olsun senin benim iş yerimdeki biriyle bu şekilde yüz göz olman doğru değil, olamazsın. Sen beni ne hale düşürdün, farkında mısın ya burada? Ya şimdi gidip sağda solda konuşursa? Bu mu? Senin şu anda tek endişe ettiğin şey bu mu gerçekten? Ya Nevzat dedikodunu yaparsa, öyle mi? Senin benim yanımda, ailenin yanında olman gerekiyordu bu akşam. Neler geldi başımıza bilmen gerekiyordu. Yıl ışığın tekiyle iş yemeği yememen gerekiyordu senin bu akşam. Sen o önce sesini bir indir. Benimle o şekilde konuşamazsın. O herif benimle istediği gibi konuşuyor. Ve sen hala onunla çalışabiliyorsun. Yemeklere çıkabiliyorsun. Aileni, ekip, o şerefsizin yanında... Ya yeter be, yeter! O adam benim umurumda değil. Benim umurumda olan sensin. Ve senin bu tuhaf tavırların. O adam doğru söylüyor. Sen bayağı baskına geldin bize ya. Ne düşünüyordun peki gelirken? Ha? Ne göreceğini umuyordun acaba? Hadi delikanlısın ya, söyle bakalım. Söyle de duyalım. Özür dilemeyi bilmediğin gibi üste çıkmasını da bilmiyorsun. Konuşma burada bitmiştir. Yalnız bir dahakine gelirken yanında içine düşmeyen bir kızla gel lütfen baskına. Böyle bir çelişkili görünüyor. Ne demek şimdi o? Şu demek. O kızın sana ilgisi var. Farkındayım. Ama ağzımı açıp tek bir laf etmedim. Niye?
Çünkü sevdiğin şeyi yakalama fırsatını bulduğun için. Sana güvendiğimden, sana saygı duyduğumdan görmezden geldim. Ama sen ne yapıyorsun? Sen her seferinde beni işimden vuruyorsun. Sanki her seferinde arkadan bir iş çeviriyormuşum gibi davranıyorsun bana. Evet, buraya Şule'yle geldim. Niye biliyor musun? Çünkü karımın kimle ve nerede olduğunu ondan öğrenmek zorunda kaldım. Kendisi benden sakladığı için, telefonlarımı açmadığı için, bana göz göre göre eksik bilgi verdiği için. Ben böyle olsun istemedim Ömer. Ben bu akşam sizin yanınızda, kızların yanında olmak istiyordum. Yeterince istememişsin demek. Açılışın parasını bile bek yetmiş sana. Tabii. Bankacılıktan iyi anlıyorsun. Ne oldu lokantada? Ha? Boş ver şimdi, canın daha da sıkılmasın. Ya doğru dürüst konuş benimle. Ne oldu diyorum açılışta? Cevap ver. Açılış falan olmadı. Yok. Herkes dağıldı. Niye? Kim? Tahir mi? Hakan mı? Kim olay çıkardı? Ya anlatsana. Abim. Yaptı yine yapacağını. Ortalığı yıktı geçti. Mahvetti her şeyi. Of ya. Ve ben engel olamadım. Of, çok üzülmüşlerdir ya. Aa, gerçekten. Ya yapma artık, yapma. Bana bir söz vermiştin. Sen ve ailen her şeyden önce gelecek demiştin bana. Ama olmuyormuş bak. Biri diğerine daha ağır basıyormuş. Yazık ediyormuş ona. Yok, bu böyle olmuyor yani. Bir Japon yapıştırıcısı falan mı alsak, onunla yapışır mı acaba? Bırak artık Şükran. Yarın bakarız gerisini, bırak. Yani kurtarabildiklerimizi kurtarırız biz de artık, ne yapalım? Biz önce bir kendimizi kurtaralım da. Bu işte zor. Değil aslında. Nasıl değil? Ya gördün ya işte. O adam abim sonuçta. Şükran'ın çocuklarının babası. Yani ne yapalım ki? Gidip adamı polise mi şikayet edelim? Evet. Ne yani, şimdi hapse mi attıracağız bir de? Hayır tabii ki. Ama gözdağı vermek işe yarayabilir. Biraz korksun Nisa. Ya bu kadar hoyrat davranmasın. Tahir'in göbek adı hoyrat. Yeniçeri gelse durmaz. Polis ne ki? O da doğru. Sizi biraz fazla korkutmuş anlaşılan. Gerçi amacı da o ya zaten. Ama buna izin verip vermemek sizin elinizde. Dükkanınıza, emeğinize sahip çıkın arkadaşlar. Yani şefim, güzel slogan da ne yapacağız yani? Kapıya bodyguard mı koyacağız, ne yapacağız? Yeter ki siz dik durun, pes etmeyin. O iş bende. Gerekirse sık sık uğrayıp burayı kolaçan ederim. Kolaçan diyorsun. Sağ ol şefim. Düşünmen yeter. Tamam, şefim kolaçan dedin. Ben de gideyim bir annemi kolaçan edeyim yani Şükrancığım. Hadi sen de çocukları kolaçan et, hadi hadi. Niye? Tahir yanlarına mı gitmiştir diye dedin. Niye dedin sen şimdi bunu? Yok öyle demedim Şükrancığım. Hadi gidelim dedim yani. Gidelim de sabaha şöyle bir dinç kalkalım dedim ya. Hadi. Doğru. Gidelim eve, uyuyalım, yarın dinç kalkalım. Şefin dediği doğru, pes etmek yok. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben artık gözümü kararttım. Sen de karartacaksın Nisa. Nuran, sen de. Hoyratlık nasıl bir şeymiş görsün herkes şimdi. Göstereceğiz. Gözü karartacağız ama yarın. Tamam mı Şükrancığım? Hadi gidelim şimdi, hadi. Hadi gidelim ki bir an önce yarın olsun. Şefim çok teşekkürler. Gerçekten çok yardımcı oldunuz bugün. Sağ olun. Ver. Çantamı ver. Patatesimi ver. Tamam hadi. Tamam hadi.
Hadi. Nisa, camı pencereyi iyi kilitle, kapıları da kilitle, tamam mı? Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Şunları toplayayım. Nisa, onları bırak. Yarın hallederiz. Biraz konuşalım mı? Otur istiyorsan. Sen çok daha zor şeylerin üstesinden geldin. Ne kadar azimli olduğunu da ben biliyorum. O yüzden artık üzülme. Tahir çok utandırdı beni. O söyledikleri falan. Senden de çok özür dilerim. Bunlara şahitlik etmeni istemezdim. Nisa, biz kara gün dostuyuz. Artık böyle. Bunun da hakkını vermeliyiz. O yüzden lütfen. Benden utanma. Hadi gel seni eve bırakayım. Şunları götüreyim, koyayım şuraya. Olur. Çıkalım. Sonra dinlersin. Anlat şimdi doğru dürüst. Senin o Zibidi'yle ne işin vardı? Niye geldiniz birlikte? Sana kötü bir haberim var abi. Ömer Zibidi falan değil. Gayet olgun, düzgün bir insan. Ayrıca da senden daha derin, kusura bakma. Dikkat et de fazla derine inme. Boğuluyorsun sonra. Aklını başına almazsa olacağı bu Şule. Bir daha da sakın, sakın ha sakın Gamze ile benle ilgili öyle abuk sabuk şeyler söyleme. Biz beraber çalışıyoruz, ciddi bir iş yapıyoruz. Sizin gibi bohem bohem takılmıyoruz, tamam mı hanımefendi? Biz de ciddi bir iş yapıyoruz. Yakında beraber çalışmaya başlayacağız Ömer'le. Ne, nerede? Ya, senin ne işin olur ya berber çırağıyla? Yani beraber çalışmak için iş teklifimde bulundum. Galeride yardıma ihtiyacım oluyor. Of be Şule, aman be kızım, of be ya. Ay ne kadar abarttın ya, of of. O da atladı hemen teklifin üstüne tabii. Yok, karıma sormam lazım dedi. Onu konuşmak için buluştuk yani, öyle hiçbir şey değil yani, hepsi bu. Yok, hepsi bu değil, hepsi bu değil. Sen Ömer'i bilerek getirdin değil mi bizim iş yemeğimize? Söylesene. Yine olsa yine yaparım. Çünkü ben de seni korumaya çalışıyorum. Pardon, neyden? Kalp kırıklığından abicim. Sen benden özür dilemeden ben senin aynı çatı altına girmem Ömer. Efendim? Ben sana kendimi açıklayamadım galiba. Çünkü bence senin benden özür dilemen lazım. Herkes seni sordu Gamze. Herkes seni bekledi orada. Lokanta lokanta dedin, açılışında bile yoksun. Senin önceliğin biz değiliz, işin. Senin işin, senin hayatın. Öyle mi? Peki benim işim niye bu kadar önemli? Sen hiç düşündün mü? Çünkü önemli hissettiriyor sana. Hayır efendim. Çünkü benim bir oğlum var. Ben onun karnını doyurmak, okul masraflarını karşılamak ve geleceğini garanti altına almak zorundayım. Bu benim önemi hissettiriyor. Ben yapmazsam bunu kim yapacak? Babası mı yapacak? Annem mi? Sen mi yapacaksın? Hiçbiriniz yapmayacaksınız. Ben yapacağım. O yüzden evet, benim için çalışmak dünyanın en önemli şeyi. Anladım seni. Sen bize bakamazsın diyorsun. Doğru söylüyorsun. Haklısın.
Ben Tuna'yı özel okullarda okutamam. Daha kendi evime beni yetiştiren adama bir hayır sağlayamamışken, elektrik faturasını ödeyememişken ben Tuna'nın geleceğini garanti altına alamam. Sen bana güvenmemekte çok haklısın. Bunun sana güvenmemekle bir alakası yok. Ama ben de kariyer mevki peşinde değilim. Sen de bunu doğru anla ne olur. Ben oğlumu düşünmek zorundayım. Buna mecburum. Biliyorum. Bu işten ayrılmamı istiyorsun. Ama benim böyle bir lüksüm yok. Benim bu paraya ihtiyacım var. Daha dükkanın kredisi var ya. Lokanta dişimizin kabuğuna yetmez diyorsun. Haklısındır belki de. Ama madem bu işi kotarabileceğimize inanmıyordun, bizi niye cesaretlendirdin? Bizi niye inandırdın? Özür dilerim ama işte ben de bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Çiçek Hanım'ı bıraktın mı baba? Ya baba bak, bana kızıyorsun ediyorsun biliyorum ama hatanın büyüğünü onlar yaptı baba. Ya herkeste bir özgürlük sevdası. Herkesin bir şirazesi kaydı. Ya hepsi bir yoldan çıktı baba. Ha şimdi sen de göz yumuyorsun. Yani kusura bakma ama baba, yani yumuşak davranıyorsun. Tepemize çıkarttın hepsini bunların. Yani kadın başına bunlar kalkışmışlar bir işe. Sen de alkış tutuyorsun. Ya yakışıyor mu hiç sana baba ya? Bana ne yakışırdı Tahir? Çoluğumun, çocuğumun, yaşlı anamın rızkını ödeyemeyip üstüne bir de destek olmaya çalışana engel olmak mı? Bu mu yakışırdı bana? Kim ödeyecek onca borcu? O çalışmasın, bu çalışmasın. Kim çalışacak Tahir? Kim döndürecek bu evleri? Nisan'ın evini. Beş çocuğunun karnını kim doyuracak? O sefil kocası mı? Baba ben yeterim hepinize evvelallah. Ya bırak abla aşkına. Gül ya baba, gül. Ama hepiniz göreceksiniz. Hepinize göstereceğim. Bak aha, şuraya yazıyorum. Beni böyle aşağı gördüğünüze pişman olacaksınız baba. Kimsenin seni aşağıda gördüğü falan yok ama biraz ayakların yere bassın. Gerçekleri gör. Hep beraber göreceğiz o gerçekleri baba. Beni adam yerine koymayan herkes görecek onu. Bırak şimdi adamlığı falan. Sen yanlış yaptın Tahir. Şükran'ı, Nisa'yı, oradaki herkesi incittin yok yere. Yazık değil mi? Onca heves, o kadar umutla girdiler bir işe. Daha bismillah demeden yaktın yıktın ortalığı. İncinsinler baba. Beter olsunlar ya. Hele o Nisa, yanındaki o serseri kılıklı herifi görmedin mi? Yani sesini bile çıkartmadın. O Nisa daha boşanmadı etmedi ya. El alem ne der hiç düşünmeden. Elin adamıyla ya senin neyine? Bir insan adabını yerini bilir değil mi? Yani Hakan şerefsiz olsa da onun nikahlı kocası... Bak! Ağzından çıkanı kulağını duysun. Kardeşin o senin be. Senin bu ağzından çıkanları duysan ne kadar ağrına giderdi kızın farkında mısın sen? Kardeşin, kardeşin. El alemin kızı da değil. Ya o zaman o kardeşse kardeşliğini bilecek baba. Anladım ben anladım. Sen varken düşmana ihtiyacı yok bu kızların. Ne karının ne kardeşin. Hayırdır baba? Bu Gamze seni de mi etkisi altına aldı? Bildiğin, inandığın yolu unutturdu. Tebinik mi oldun baba, ne oldu? Ömer'in, Nisa'nın, Şükran'ın aklını çeldiği yetmedi. Şimdi elini sana kadar uzattı mı baba? Sus, sus. Git, git, git. Yat, uyu. Ağzımı bozdurtma bana. Söldürtme kendine. Allah'tan Çiçek Hanım var. O sana mukayyet olur. Doğru yolda tutar seni. Yani ben sana değil baba. Ona güveniyorum. Onun inancına, onun ahlakına güveniyorum. E ondan istemiyorlar zaten o Çiçek Hanım'ı. Neden istemiyorlar baba? Tabii. Ama sen şu nikah işini uzatmayarak en doğru kararı verdin. Ben de yarın sizinle geliyorum. Sen ne kadar bana kızsan da etsen de baba, seni yalnız bırakmayacağım. İstemez.
Herkes kendi işine baksın. Gelmesin kimse. Tuna uyudu. Eşyalarınızın da hepsi burada. Bunları ne yapayım, söyleyeyim mi? Biz hallederiz güzelim, sen bırak. Tamam. Koydum böyle. Sağ ol dayıcığım. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler kızım. Ben Şükran'la Nurhan'a bir şey demedim ama... acaba hata mı ettik Gamze? Zamanlaması mı yanlış oldu yani? Hayatlarımızda böyle bu kadar büyük değişiklikler olurken... daha hiçbirimiz sindirememişken... abim özellikle... acele mi ettik acaba biz? Bence geç bile kalındı. Sen de biliyorsun Nisa, bu hayatta insanın kendi işinin olması... kendi parasını kazanıyor olması en büyük güvencesi demek. Kimseye muhtaç olmadan yaşaması, üretmesi... Başladık yine. Ben yatıyorum. Ne dedi ya şimdi kız, ne oldu ki? Neyse, hiç azmayalım, boşver. Açmayalım tabii abla. Biz hiç açmayalım. Bu akşam lokantada neden yanımızda olmadığını biz ona hiç sormayalım. Ama işte böyle gaz vermeye gelince de gürül gürül kendisi. Siniri bozuk. Hepimiz gibi onun da siniri bozuk. Yani yoksa böyle kaba saba konuşan bir çocuk değil. Biliyorsun, kusura bakma Gamze. Abla bırak, bilmediğin şeyler var. Kusura bakma Nisa. Ben yanınızda olamadım. Bankada acil bir işim çıktı. Ama bundan sonra hep yanınızda olacağım, emin olabilirsin. Neyse, ben yatıyorum. Hadi, iyi geceler. Hadi iyi geceler, ben de yatacağım. Yoksa düşün düşün delireceğim iyice yani. Delirecek bir şey yok abla. Sen hiç tereddüt etme. Siz doğru olanı doğru zamanda yaptınız. Hayallerinizden vazgeçmeyeceksiniz. İkinize de çok teşekkür ederim, sağ olun. Hadi siz de güzel güzel uyuyun, tamam mı? Didişmeyin ha. Dur, yardım edeyim. Peki. Ben zaten şurada yatacağım. Sebep? Daha rahat olur öyle. Ne oldu? Başım netini yiyip duruyordun. Ne olursa olsun biz karı kocayız, beraber yapmalıyız diye. Ne değişti şimdi? Bugün bitsin istiyorum sadece. Pek konuşasım yok. İyi uykular sana. Ya Ömer, ya yapma böyle. Allah rahatlık versin. Neyse. En azından nefesimi duyabileceğim. Hani öyle diyordun ya. Hı-hı. Alabilirsen duyarsın. Kırdım seni, biliyorum. Ama bu dünyada en son isteyeceğim şey Ömer. Öyle mi? Bana en büyük hobimmiş gibi geldi de. Benim en büyük hobim ne biliyor musun? Senle uyumak.
Benim en büyük hobim ne biliyor musun? Sana sarılmak. Seni öpmek. Bir türlü nasip olmayan hobilerim var benim. Seni kırdığım için özür dilerim. Ben de. Sen benim hassas karnımsın. Ondan oluyor ne oluyorsun. Kendime rağmen oluyor. Kolun nerede şu kolun? Sarılacağım diyorsun, put gibi yatıyorsun böyle. Getir bakayım şu kolunu. Ver. Sarıl bana. Hı, şöyle. Çiftlerin ortak hobilerinin olması önemliymiş derler. Eda, dön bir bakayım bana. Çık anne odamdan, uyuyacağım ben. Eda. Dön kızım yüzünü bak, gitmem sabaha kadar beklerim burada ha. Bekle ya, bekle. Yalanlarınla sırlarınla anca beklersin zaten. Öğrendin sen demek. Ya. Baban mı söyledi sana? Hayır. O bizimle muhatap olup karşımıza geçip de hiçbir şey söylemedi. Hem. Niye söylesin ki ya? Alt tarafı bir kardeşimiz daha varmış yani. Ufak bir detay sadece. Kızım, ben bunu size söyleyecektim. Ama sizi üzmeden bunu nasıl söyleyeceğimi bilemediğim için... hani bir elim ayağım karıştı. Tek sebebi bu. Eda, söyleyecektim ben bunu size. O lokantayı açarken niye elin ayağına dolaşmadı peki? Pek maharetliydin ama. Sen konu bize gelince çuvallıyorsun sadece anne. Eda... bak benim ne çektiğimi bir Allah bilir bir de ben. Alma günahımı boşuna kızım. Siz benim kahrolduğum kadar kahrolmayın diye... azıcık doğru zamanı kolluyordum size söylemek için. Deme öyle. Başkasının söyleyeceği hiç aklına gelmedi mi peki? Vicdan mı söyledi yoksa sana bunu? Hayır. Bizzat o gayrimeşru kardeşimin ta kendisi söyledi. Sokağın ortasına böyle yüzüme yüzüme haykırdı. Ya. Anası kadar yüzsüz çünkü o da. Gel. Çok üzüldün sen, ben anladım. Ben de çok üzüldüm Eda. Güvenim kırıldı. Ama buna alışacağız biz. Hayat işte kızım. Sınıyor insana böyle durup dururken. O hayat dediğin başkalarına bir dolu güzellik gösteriyor ama. Sınanıp duran bizi sadece. Bizim gibi zavallılar. Ama biliyor musun anne? Ben bıktım artık. Zavallı olmayacağım. Kızım, biz zavallı değiliz. Sen zavallı değilsin. Allah dağına göre yük verirmiş. Nereden çıktı bu? Ya aynen anne, aynen ya. Hadi. Atasözlerini de al, çık hadi. Uyuyacağım. Ha bir de eğer başka kardeşim varsa önden söyleyin. Tamam. Fazladan travmanın lüzumu yok. Gel üstünü de örtelim.
Baba. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama utanıyorum. Bunca zaman bekledim babacığım. Belki de umudu kestin artık. Ama ben hiç kesmedim biliyor musun? Olacaksa onunla olsun. Onunla olmayacaksa da varsın olmayıversin dedim. Sonunda oldu baba. Beni gördü. Ben... Yani... Biz... Reşat Hoca'yla... Kızımın mürüvvetini görebileceksin yani babacığım. Canım babam benim. Gönül isterdi ki beni senden istesin. Rızanı alalım, elini öpelim. Ama nasip böyleymiş baba. Düğün de istemedi. Tamam dedim. Nasılsa sürüyor benim için de şenliği. Şükrediyorum baba. Her saniye şükrediyorum. Canım babam. Sen hiç merak etme, ben seni hiç bırakmayacağım, tamam mı? Seni hiç ihmal etmeyeceğim. Ne bu evden ne de senden ben hiç elimi eteğimi çekmeyeceğim, merak etme. Sen benim kıymetlimsin canım babam. Allah rahatlık versin. Gelin hanım. Nikah ne zaman? Hı? Nikah şahidin belli oldu mu? Hayır, olmadıysa ben seve seve yaparım. O kadar güzel yalancı şahitlik yaparım ki sen bile şaşırırsın. Ne istiyorsun Zerrin? Ne yapmaya çalışıyorsun? Benim adıma mutlu olmak bu kadar mı zor geliyor sana? Böyle gizli saklı yapmasaydın sevinirdim bile belki. Ama belli ki bana hiç güvenin yok. Ne o kız? Nazarım değer diye mi korktun yoksa? Zerrin, o kadar yorgunum ki hiç seninle tartışacak halim yok. Ben yatıyorum. Yatalak babana kim bakacak sen gidince? Sana bırakıp gidecek değilim onu, sen hiç merak etme. Gerekirse başka birinden yardım alacağım. Senden medet uman yok yani. Onu bırakıp nereye gidecekmişsin hala? Hı? Al buyur. Sen açıkla yeğenine. Hayırlı sabahlar Reşat Hocam. Hayırlı sabahlar Çiçek Hanım. Nezahat annem yalnız kalmasın istedim. Gerçi şimdi uyuyordur ama ne olur ne olmaz. Çok ince düşünmüşsünüz. Sağ olun Çiçek Hanım. Dediğiniz gibi uyuyor hala ama. Ben içeri girip bir bakayım. Siz gelene kadar beklerim, merak etmeyin. Allah kabul etsin. Amin. Cümlemizinkine. Allah razı olsun. Baba, bak bu Çiçek Hanım da kadın. O bizim öbürküler de kadın. Bu öbürküler mışıl mışıl uyuyorlar. Yani babaannemi düşünen yok.
Elin kadınla dert oluyor baba. Ya, ya tabii şimdi artık ona elin kadınla denmez ama sen anladın onu. Allah razı olsun Çiçek Hanım'dan. Allah razı olsun. Baba, bir kere daha söylüyorum. Çok doğru iş yapıyorsun. Bittiyse çıkalım mı Tahir? Ya çıkalım baba, çıkalım. Kötü bir şey demedim. Çıkalım. Hayırlı sabahlar. Oo, medeniyetler beşiği gelmiş. Ne oldu? Nisalara mı yerleşeceksiniz ha? Yerleşiriz, yerleşmeyiz. Sana ne? Seni etkileyen bir durum mu var? Tabii canım. Kim nerede istiyorsa orada kalsın. Ya bana ne, değil mi? Hani ben aileden değilim ya. Mahalleden komşuyuz anasını satayım. Moderncik Ömer ne istiyorsa onu yapsın. Kime ne? Uzatmasan olur mu? Yaptın zaten yapacağını. Lan hadi beni geçtim. Şu adama yaşattıklarından da mı utanmıyorsun sen ya? Ha? Ya bugün nikahı var, nikah. Ben ne yapmışım ya? Ben ne yaşatıyorum ki utanacağım? Sen babamın bir eşli değildi. Eve alacağı bakıcıyla evlendiğini görmüyor musun? Ben de diyorum ki nikaha ne gerek var? Hayır, gelip bakmak istiyorsa gelsin baksın yine, Allah razı olsun. Ya karşılığını verelim ya da teşekkür edelim, minnet edelim. Tabii canım. Minnet edelim, minnet edelim. Hiçbirimizin karısından, bacısından bir hayır göremedik. O bakıcı dediğin kadın bugün geldi babaanneme. Ya? Başında bekliyor biz yokken. Tabii şimdi minnet etmeyelim de ne yapalım biz? Restoran mı açalım? Hadi abi tartışma benimle. Ne yapıyorsan yap sen. İstiyorsan babamla o çok minnet ettiğin Çiçek Hanım'ı balayına gönder. Ama bana bulaşma yeter ki. Ya oğlum sen yoksa bu Çiçek Hanım'ın büyüklüğü altında eziliyor musun ya? Hani karın onun onda birini yapamadığı için kompleks mi yaptın? Hasretin ondan mı yani? Babam ailemize seninkinden daha uygun bir eş bulduğu için mi bu tantana? Hani Nisan'ın yarısı da ondandır belki ha? Senin vicdanı bulduğun gibi mi? Sen beni kınayana kadar önce dön de bir kendine bak. O kadar şey yaşadın. Vicdandan bir çocuğun var. Hala akıllanmadın. Hala ibret almadın. Sürekli insanları yargılıyorsun. Dönüp de bir kendi hatalarına bakmıyorsun ama. Bu hayatta başına gelen her şey sana müstahak belki de, biliyor musun? Lan vicdanla içtin ettin. Evinde sabahladın. Gelmişsin bir de bana laf sokuşturuyorsun ya. Oğlum bak beni konuşturma. Utanırsın. Abim olmasan bu nasıl bir pişkinlik diyeceğim de kan bağımızın hatırına susuyorum. Sen de üstüme gelme artık. Namaz öncesi en azından rahat bırak insanı. O beni niye nikahını istemiyor ben çok iyi biliyorum. Aşk olsun anneciğim. Sizi yormamak için niye olacak ki başka? Yok yok. Orada onu rezil ederim diye istemiyor yanında beni. Niye rezil edecekmişsiniz? Nereden çıkarttınız bunu? Tam tersine. Reşat da diğerleri de sizin çocuklarınız olmaktan gurur duyuyorlar. Ya doğrudan be. Tuvaletimi bile tutamıyorum. Benim de gurur duyuyorlarmış. Hiçbir yere götürmüyorlar beni. Annem. Üzüldüğün şeye bak. Kimsenin aklına böyle bir şey gelmiyor ki. Hem biz tedbirimizi aldıktan sonra ne sorun olabilir Allah aşkına? Ama önce... Şunu bir giyelim. Sen rahat et, değil mi? Sonra biz seninle gezmeye gidelim. Canın nereye isterse oraya. Sen sakın kendini üzme. Sen bununla rahat ediyorsun, değil mi? Aa, ediyorum. Tamam o zaman. Kaç saat dayanıyor bu? Oo, akşama kadar rahatız annem. Pek güzel o zaman. Hemen giydir beni. Komşuda istediğim kadar otururum. Bak, hemen kolayca giydik, bitti bile. Aşk mektubu mu?
kızım Nebu. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Sen benim eşyalarımı mı karıştırıyorsun? Özel alanım yok mu benim? Sen benden o kadar şey sakladın. Ben bir kere senin odanı karıştırdım mı? Eda, hiç lafı dolandırma. Sen benim soruma cevap ver. Ne bu? Söylemeyeceğim. Siz beni insan yerine koymayıp nasıl söylemediyseniz ben de söylemeyeceğim. Bundan sonra kimseye hesap vermiyorum ben. Her koyun kendi bacağından. Eda bak, alırım şimdi senin ayaklarının altına. Dur bakayım. Bunlar nasıl hareketler ya? Nasıl sözler bunlar? Ben senin annenim. Tabii ki de bana hesap vereceksin sen. Ne parası bu? Kimin parası bu? Nereden buldun sen kızım bunu? Benim param. Ver şunu, ya ver. Senin olamaz. Sen kim? Nereden buldun bunu? Biriktirdim. Yemedim, içmedim, biriktirdim, tamam mı? Ya sen nasıl biriktirdin bunca parayı? Aman! Ne yaparsan yap be! Eda, buraya gel dedim. Eda! Eda! Eda, buraya gel dedim sana! Ceyda'cığım bak, oynuyorsun. Tabanla oynama kızım. Umut, sen de. Sütlerinizi de içmemişsiniz. Duruyor öyle. Ay, okula geç kalacaksınız vallahi. Tunacığım, sen dememişsin tostunu. Doydum ben, sağ ol. Aa. Yok yok, sabahları pek iştah olmuyor. Öyle mi? Sonra acıkıyor. Hı. Ne yaptın? İçine atlet giymemişsin. Üşürsün böyle. Giymedim ki, evdeydi hepsi. Matematik kitabım da evdeydi. Yapamadım ki ödevimi. Hadi siz odaya, siz de okula. Hadi çabuk çabuk çabuk. Sen de Umut uydu ver. Niye bana söylemedin lan? Ödevimi yine yapmamak ne demek? Anne, nasıl yapacaktım zaten? Masa dolu. Hem gürültü var, sen de yoktun. Benim suçum mu? Tamam, tamam ama bir dahakine bana söyle, olur mu? Düzelecek zaten, merak etme. Hadi o zaman üstüne hırkanı giy, üşüme. Hadi. Gamze, siz de oturun, iki lokma bir şey yiyin bak. Hadi. Yok Nisa'cığım, ben geç kalıyorum zaten, çıkayım. Sağ ol. Allah Allah. Ayrı bir güzellik var sende bu sabah. Neye borçluyuz bunu acaba? Haklılığın güzelliğidir o. Ay maşallah, hep böyle olun. Çok iyi gidiyorsunuz. Devam. Sen haksızken de çok güzelsin. Onu ne yapacağız ki bu daha çok başımıza geliyor? Hayda, buyurun ya. Oğlum sataşmasanız da birbirinize. Ay aç açın da bir de. Tamam şef, sen ne dersin? Hadi görüşürüz. Bir şey ihtiyacın olsa haber ver. Hı hı, tamam. Ömer. Ya Tuna'nın ders kitapları bir de eşyaları falan evde kalmış da. Benim bir şekilde onu halletmem lazım. Nasıl yapalım bilmiyorum ama. Tamam, ben halledeceğim. Önemli ama. Tamam, sen rahat ol. Hadi hazırsan. Ben hazırım da, hayırdır? Seni ben bırakacağım. Malum yolumun üstü. Bir de karımsın ya. Ha, tabii sen beni bırak. Sen beni her sabah bırak. Maazallah biri beni kaçırır falan. Allah korusun. Allah ıslah etsin size. Aşk, nefret, tutku hepsi bir arada. Birlikte yürümeyi sen de seviyorsun sanıyordum. Ben yanlış anlamışım, kusura bakma gerçekten. Yok, birlikte yürümekte bir sıkıntı yok. Ben bekçilik meselesini sevmiyorum. Kim arıyor? Bekçilik mi demiştin az önce? Hadi aç aç. Şule Hanım. Hmm. Yani neyse, aç hadi. İşe geç kalacağım ben. Efendim Şule Hanım. Günaydın. Rahatsız ediyorum sabahın köründe ama benim senden bir cevap almam lazım artık. Cevap mı? Ne için? Vay be. Teklifimi bu kadar ciddiye almasaydın keşke. Aa, affedersiniz. Benim bu ara kafam dağınık biraz. Yok tamam, sıkıntı yok da. Var mısın yok musun çocuklar için güzel bir şey yapmaya? Seni dinliyorum. Şöyle yapsak. Ben şu an hiç müsait değilim. Ben sizi daha sonra arasam. İyi, tamam. Sen beni birazdan ara. Müsait olunca. Ama benim artık hazırlıklara başlamam lazım. Yani biliyorsun çok vakit yok. Çocuklar için olmasa ısrar etmezdim, kusura bakma. Yok, estağfurullah. Ben çok iyi anladım sizi. Görüşmek üzere. E niye kapattın? Konuşsaydın. Sen işe geç kalma diye işte. Sonra konuşurum ben. Aa, iş önemli değil ki. Sen rahat rahat konuşsaydın. Ben beklerdim. Kesmeseydin muhabbeti. Yazık, kıyamam. Kızcağızla da doya doya konuşsaydın. Hmm. Sen beklesen de ben seni bekletmem. Centilmenliğe sığmaz. Hmm. Eminim o yüzden konuşmamışsındır. Ne yapıyorsun sen şimdi, bu misilleme mi? Yok. Adını sen koy.
Ben olsam farkındalık derdim. Ömer. Kim o Şule Hanım? Dün gelen kadın hani elinde çiçekle. O mu? Kim o? Sonra konuşuruz. Hadi görüşürüz. İyi. Hadi dikkatli olun. Tamam. Alo, Asım Bey buyurun. Günaydın Nisa Hanım. Bugün acil gelmeniz mümkün mü acaba? Konuşmamız gerekiyor da. Neden? Nasıl acil? Yani kötü bir şey mi oldu? Davada bir sıkıntı mı var? Ne oldu Asım Bey? Korkutmayın beni lütfen. Yo yo, korkmayın. Ama konuşsak iyi olacak. Ama telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmamız gerekiyor. Tamam. Tamam, ben hemen geliyorum. Peki. Allah'ım sen koru yarabbim, bir şey olmasın. Ha, alo. Alo Nurhan. Rahatsız ettim, kusura bakma da bir şey söyleyeceğim. Şimdi Asım Bey aradı da bir onun yanına gitmem gerekiyor. Çok acilmiş. Çocukları acaba birkaç saatliğine annene bıraksam? Ay Allah razı olsun Nurhan. Vallahi çok teşekkür ederim. Hiç hakkını ödeyemeyeceğim. Çok sağ ol. Getiriyorum. Birazdan getiriyorum. Tamam. Emine, Kerem hadi okula geç kalacaksınız. Tuna hadi. Hadi 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 çabuk. Alo Nurgül Hanım. Eda'cığım selam. Atilla Bey bahsetmiş sanırım. Bir şampuan firmasının reklam çekimi için istiyorlar seni. Evet evet bahsetti. Bugün müsait misin canım? Evet, evet müsaitim. Makyajsızsın değil mi? Olduğun halde görmek istiyorlar seni. En doğal şekilde yani. Yok yok makyajım yok yüzümde. Tamamdır güzel. Seni nereden aldıralım? Evde misin? Ben evde değilim. Ama konum atayım size. Oradan alın olur mu? Tamamdır bekliyorum. Tamam. Görüşmek üzere. Bir diyeceğin yoksa biz çıkıyoruz annem. Var bir diyeceğim oğlum. Niye beni nikahına çağırmadın? Ha? Orada rezil ederim seni diyorsan. Biz o işi hallettik. Çiçek yardım etti bana. Olur mu hiç öyle şey annem? Ne demek rezil etmek? O zaman yaşlıyım aklım ermez. Sana orada ayak bağı olurum diye mi? Estağfurullah canım benim. Ben seni her zaman yanımda isterim. Sen benim başımın tacısın. Kim söyledi sana nikah? Tahir mi söyledi? Aa yok yok. Çiçek söyledi. Geldi elimi öptü. Benden izin istedi. Oğluna çok iyi bakacağım söz dedi. Ben de tamam dedim. Sen niye bir şey söylemedin? Niye beni yanında istemedin? Kendi aramızda çabucak yapalım bitsin dedim annem. Kimseyi yormayalım. Çocukların durumu malum derken düğün şenlikli bir şeye lüzum yok dedim. Ayşe üzülür diye mi? Ondan mı söylemedim? Bak bak Reşat'ım sen hiç merak etme. Ben onunla konuştum. Kızmayacak sana. Sağ ol anne. Sağ ol. Peki niye senin yüzün asık? İstemiyor musun yoksa? Yok annem yok. Yorgunum sadece. Eğer gönlün yoksa Reşat'ım. Eğer hala Ayşe'yi bekliyorsa. Var anne var. Merak etme. Mutluyum ben. Hı. Anne, bak sana ıhlamur getirdim. Sıcak ama dikkat et, yakma kendini, değil mi? Afiyet olsun. Sağ ol. Ne diyeceksin teklifine? Ne demem isterdin? Önce ben sordum. Hayır diyeceğim. Gece olanlardan sonra abisiyle de durumumu düşününce uygun olmaz diye düşünüyorum. Nevzat yüzünden mi? Hayır. Sen de rahatsız.
Yani evet, ben bayılmıyorum kendisine. Ama ben sana güveniyorum Ömer. Eğer bu işin içinde olmak istersen ben her türlü destekçin olurum. Sana saygı duyarım. Beni ezmek için mi saygı duyarsın yoksa gerçekten mi saygı duyarsın? Seni sevdiğim için saygı duyarım. Ben kararsızım ama düşüneceğim. Nereye şimdi? Berbere mi? Berbere gideceğim. Yolda da belki Taci'ye uğrarım. Uzun zamandır doğru düzgün konuşamadık onunla da. Bence yolda giderken iyice bir düşün. Yani çocukları ne kadar sevdiğini, resmi ne kadar sevdiğini bir düşün derim. O kızın da abisine benzediğini aklından çıkarmazsan bir tehlike kalmaz. İyi de o benzemiyor ki. Hayır, yani sempati duyuyorsun. Hayır, duymuyorum. Ya, en azından o hıyarlık etmiyor işte. Hıyarlık demişken bir şey söyleyeceğim. Acaba diyorum ki babanı nikahta yapayalnız bırakmasak mı? Ya öyle sessiz düşünüyorum. Yani çok mu kaba olur? Yani çok mu bencillik yaparız diye öyle bir aklımdan geçiriyorum. Geçirmesem. O güzel aklından lüzumlu şeyler geçir. Tuna'yı geçir, beni geçir. Boş versen. Bak sonra çok pişman olursun. Böyle anlar hayatta insanın hep aklında kalıyor çünkü. Gamze, babam bunu senin kadar umursamıyor. O yüzden boş verelim. Hem zaten sabah namazda yüzüme bile bakmadı. Gitsem ne, gitmesem ne? Bence gitsen çok, kesin çok mutlu olursun. İnsanın ailesinin desteğini hep arkasında istiyor. İyi de işte ben bu evliliği onaylamıyorum. O yüzden de gitmeyeceğim. Sen de gitmeyeceksin. Aksini düşünmüyorsun umarım. İyi tamam, gitmeyeceğiz tamam. Yalnız öyle hayatımızın sonuna kadar da Nisa'da kalamayız. Onu da bil. Madem babanla barışmayacaksın, o zaman bizim de bir ev bulmamız gerekiyor. Ben hepsini yapacağım Gamze. Evi de bulacağım, size de çok iyi bakacağım. Sen bana güvensen de güvenmesen de, tamam mı? Ya mesele güvenmemek değil. Biz sefil oluyoruz orada. Görmüyor musun? Tuna'nın da bir düzene ihtiyacı var. Ya ben bir şey demiyor çocuk, ağzını açmıyor ama ben anlıyorum onu. Ders çalışacak yer bulamamış masada. Kendini böyle oradan oraya taşınan bir eşya gibi hissediyor. Ben tanıyorum oğlumu. Tamam anladım. Elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum sana. Ayrıca Tuna mutsuz olsa ben bilirdim. Yani görürdüm diye düşünüyorum. Öğretmeniydim sonuçta. Senin onu görecek halin mi var Ömer? Sen görüyor musun peki? Malum çok çalışıyorsun bu ara. Belki ondan da mutsuzdur biraz. Konu benim anneliğime gelmesin. Kimse benim anneliğimi yargılayamaz. Vallahi kalbini kırarım. Ben öyle demek istemedim. İleri gittim yanlışlıkla. Aynen öyle oldu. Hocam, nasıl? Olmuş mu böyle sizce? Gayet uygun bence. Siz daha doğrusunu bilirsiniz zaten. Uygun diyorsunuz. Tahir. Buyurun Çiçek Hanım. Ben babaannenin ilaçlarını verdim. Biz gelene kadar ilgilenirsin değil mi? Tabii. Ocakta yemek de var. Acıkırsa ısıtıveririz. Tabii ki Çiçek Hanım, tabii. Hayırlısı olsun. Allah bir yastıkta... Neyse, tebrik ediyorum çok. Çok teşekkür ederim Tahir. Özellikle senden bunu duymak benim için çok kıymetli. Keşke kardeşlerinden. Neyse. İnşallah onlar da ileride anlarlar bizi. İnşallah, inşallah. Amin. Ben bir de şey diyecektim. Bu ne zaman biter aşağı yukarı? Hani ne zaman gelirsiniz? En
Nikahtan sonra geliriz hemen. Heh. Tamam. Baba, bir izin ver sarılayım. Heh. Elini öpeyim. Tamam oğlum, abartma. Ya olur mu? En mutlu günün baba bu senin. Hadi, hadi geç kalmayalım biz. Esra. Olur mu hocam? Vay be. Yani şimdi senin deden evleniyor ve siz nikaha gitmiyorsunuz, öyle mi? Evet. Annemi bir görsen zaten burnundan soluyor. Çok sinirli dedeme. Hadi ya. Gerçi benimki de halama kızgın ama sebebini anlamadım. Kıskanmıştır herhalde. Eda Hanım. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ederim. Aa, ne yapıyor bu kız ya? O adam kim? Bir şey söyleyeceğim Araç. Bayağı özel Araç yalnız. Sen bir arasana şunu. Saçma sapan bir şey yapmasın. Zaten kafası gidik bu ara. Yok, açmıyor. Kaç oldu bu ya? Nilüfer'le bizi gördüğünden beri konuşmuyor ki benimle bu kız. Sanki suç bende. O kız ne yapıyor bu arada? Ne bileyim ben ne yapıyor Yaman. Allah Allah. Bir derdime mi kaldı benim? Kızın da hayatı kolay değil. Niye kızıyorsun, tripleniyorsun? Sevmediysen söyle, ona göre davranalım. Ya yok. Bir derdim yok benim kızla. Aksine acıyorum da. Ama... Ama ne? Eda'dan mı çekiniyorsun? Galiba. Aman o kendine baksın ya. Bence sen ne yap biliyor musun? Çıkışta kızı çağır. Oturalım, yanında olalım. Yani yalnız kalmasın, destek çıkalım. Yok. Yok yani. Eve gitmem lazım benim. Eminsin değil mi? Bak başka bir sebebi yok. Uzatma Yaman. Dedim ya, eve gitmem lazım yani. Nerede giden? Bana bir söz vermiştin. Sen ve ailen her şeyden önce gelecek demiştin bana. Ama olmuyormuş bak. Biri diğerine daha ağır basıyormuş. Yazık ediyormuşum. Gamze Hanım Nevzat Bey aradı. Bir saat sonra toplantı istedi. Önemliymiş, ayarlayın lütfen dedi. Ben söyledim Ankara'dan Atıf Bey'le toplantısı var diye ama bizimkisi acil dedi. Niye beni aramamış kendisi? Programınızı sordu, müsaitliğinizi öğrenmek istedi. Zamanı ona göre ayarlamak için sanırım. Değil de. Anlamadım. Kendisi müsait değil de. Ama geliyor kendisi yolda. Nasıl yapalım? Yarına kaydırmayı teklif edeyim isterseniz. Kaydırma Sema. Yarına da öbür güne de kaydırma. Bu hafta içinde hiç müsaitliği yokmuşlarsın. Ama Gamze Hanım, biz konuştuğumuzda ben öyle demedim. Öyle dersin işte Sema. Benim çıkmam lazım. Alo.
müsait misin? Aradım ama. Müsaitim canım, senden haber bekliyorum. Telefon bekliyorum. Pardon, beklettim seni, kusura bakma. Ben tamam diyecektim. Nasıl ya? Kabul ediyorsun yani, abime rağmen. Abinin davranışları onu bağlar. Senin sorumluluğun değil. Haksızlık etmek olurdu bu. O kadar haklısın ki. Anlatamam. Çok haklısın. O zaman şöyle yapalım. Ben yakınlardayım. Geleyim seni alayım istersen. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Başlayalım. Nasıl? Hemen mi? Evet, hemen. Bu akşam çünkü atölye. Çok vaktimiz yok yani. Başlamamız lazım. Anladım. Yalnız benim bir saat daha bir işim var. Olur olur. Sorun diye beklerim ben. Tamam. Ben sana adresi mesaj atarım. Tamam, anlaştık. Şahane. Efendim kızım? Anne, hiç bölmeden beni dinliyorsun şu anda. Hani senin bu vakıftaki çocuklar için ben bir atölye düzenleyecektim ya. Evet. Hatırladın değil mi? Ha, hatırlıyorum evet. Ne oldu şimdi? Ne zaman için konuşmuştuk onu? Bugün için konuşmuştuk. Aa. Bugün yapacağız onu anneciğim. Ay saçmalama, şöyle nasıl organize olsunlar böyle son anda? Olurlar olurlar. Olurlar ya, benim için ne olur, halledersin sen, hadi. Hadi öptüm. Çay söylüyorum birader. Yok abi, sağ ol. Sen şimdi yine şok oluyorsun diyeceksin ama. Hayırdır lan, ne oldu? Gamze'nin yanına mı gideceksin, lokantaya mı gideceksin? Hayırdır? Yok abi, ikisi de değil. Çocuklar için bir resim atölyesi düzenliyoruz da ben de yardımcı olacağım. Ne diyorsun sen ya? Ya Ömer'im benim ya. Benim güzel kardeşim ya. Oğlum yıllardan beri şu dükkanı açıyorum. Bir Allah'ın kulu da bir sabah gelip şöyle güzel haber vermedi bana be. Senin gönlüne bereket olsun kardeşim. Git lan git, deli misin? Yürü. Abi, bir de şey, biliyorsun lokanta açıldı malum. Abi açık konuşalım. Senin bu dükkanda bana ihtiyacın oldu, pek söylenemez. Aşk olsun güzel kardeşim. Sen benim günlük aksiyon dozumsun. Ben aksiyon dozumu senden karşılıyorum. Anlatabiliyor muyum? Heyecan katıyorsun sen benim hayatım, olmaz. Yine katarız abi, ne demek, aşk olsun. Yeter ki sen iste. Ama abi bana asıl orada ihtiyaç var. Ablamlar, yengemler, dün olanlar malum. İşin latifesindeyim oğlum. Doğru söylüyorsun. Hayır, benim elimden gelse ben nöbet tutarım orada. Ama malum dükkan var. Git kardeşim, git. En azından benim de kafam rahat olur. Aklım orada kalmaz. Eyvallah. Sağ ol abi. İşim rahatladı vallahi. Öğlenleri çay içmeye gelirsin artık. Artık öğlenleri lokantamızda hep beraber yemek yeriz diye düşünüyorum. Oğlum biz orada var ya, üç gün üst üste yemek yesek batar orası. Bende mide yok. Ben tek başıma yeterim oraya zaten. Vay biraderim benim be. Sana ben bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Vallahi Allah senden razı olsun. Ne iyi ettin be birader. Kızlar bu dükkanı açarken çok emek verdim. Destek oldum. Hani baban da destek oldu gerçi ama daha iyi bir köstek olmadı. Allah razı olsun birader. Eyvallah. Senin de benim üzerimde çok emeğin var abi. Öz abimden daha fazla. Hakkını ödeyemem. Oğlum aksiyonla başladık, dramla bitiriyoruz. Ağlatma beni şimdi. Hadi. Kardeşim benim. Ha, baktın gördün geriliyorsun. Çık gel, buradayım ben. Tamam. Ya belki babasının verdiği harçlıkları biriktirmiştir kız yani. Neden olmasın? Yani iyi diyorsun, güzel diyorsun da harçlığının 5 katı bir paraydı bu Nuran. Aa. Gamze. Biz seni dün açılışa bekliyorduk. Sen hayırdır? Vallahi ne deseniz haklısınız. O yüzden hatamı telafi etmeye geldim. İyi de öğle arası için erken değil mi ya? Al, izin falan mı aldın? Yok, almadım. Almadım. Nasıl? Yani işini gücünü bıraktın geldin mi böyle? Anlamadım ben. Evet, aynen öyle oldu. Karnıyarık yapacağım. Ben bir elimi yıkayayım. Hayırdır inşallah. Ay ne güzel olmuş burası. Nur. Var bir şey Şükran, ben gözünden anlıyorum. Var. Evet. Hadi bakalım. Gamze. Ha. Birine mi kızdın? Sen öyle gün ortası işi bırakıp gelmezsin.
Bu da benim işim. Ay zaten şiştim orada ya. Her gün her gün aynı şey. Ama şimdi yani bir hastayım falan deseydin bari böyle başın derde girmesin sonra. Yo maşallah tut gibiyim. Ha girerse de girsin ya ne yapayım. Patlayacağım. Hayır ben hani kime kızdığını bir anlasam. Bana bak sömürüyorlar mı seni Gamze iş yerinde yoksa? Sakın. Ha? Sömürüyorlar Şükran. Beni sömürüyorlar. Ben idare ettikçe, ben alttan aldıkça benim daha da çok üstüme geliyorlar. Yeter. Yoruldum. Soyacağız. Soyacağız. Valla şimdi ben senin mesela işini çok sevdiğini düşünürdüm. Hani sen Allah korusun şimdi neredeyse işi bırakmaktan, vazgeçmekten bahsediyor gibisin Gamze. Gerekirse bırakırım. Hem belki o da mutlu olur. Sen Ömer'le mi tartıştın? Hani tartıştıysan da normal sonuçta bu Tahir'in kardeşi aynı geni paylaşıyorlar. Hani yanlışlıkla Ömer'de baş gösterdiyse bu gen. He öyle bir şey mi oldu Gamze? Yok. Kimse bir şey demedi. Ah ben kıyamam güzelime. Şükran bir su ver bir çay ver hadi gel. Gel bakayım bırak şunu bırak. Ah ne oluyor var bir şey söyle bakayım. Ben artık her gün kavga etmekten, kendimi suçlu hissetmekten yoruldum. Ah. Al bakayım sen azıcık bir limonata iç bakayım hadi. İç bakayım sen. Ömer mutsuz. Haklı belki de. Açılsa gelemedim. Hani güya ailece burada olacaktık, beraber kutlayacaktık. Ben de gelecektim açılışa. Gelemedim. Yanınızda olamadım. Yani biz olduk da ne oldu Gamze? Olanlar yine oldu. Sen Gamze artık bizi, burayı düşünme. Sen hep bize ne dedin? Ayaklarınızın üstünde durun. Hayallerinizin peşinden gidin diye diye beynimizi ütülemedin mi sen bizim? E şimdi sen işini bırakmaktan, vazgeçmekten bahsediyorsun. Olur mu bu? Yok olmaz. Ben Ömer'i işimden daha çok seviyorum. Bundan da utanacak değilim. Burada çalışırım. Oh be ne güzel iş. Patron yok, mesaiye kalmak yok. Mis gibi mis. Kıyma nerede? Dolap durdu. Çıksın biraz bu. Çözülür. O zaman o çözülene kadar acık ben size çay koyayım. Hadi çay içelim. Hadi bir çay hadi ya. Hadi ben çay koyayım. Oturun siz de. Hadi bakayım. Şahitleri bekleyeceğiz herhalde. Yok, biz iki kişiyiz sadece. Başka gelen olmayacak. Tamam, sıkıntı değil. Hamza, bir buraya gelebilir misin? Fatih'i de çağır. Tekrar hoş geldiniz. Siz Çiçek Aksu, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan Sayın Reşat Ademoğlu'yla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Reşat Ademoğlu, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan
Sayın Çiçek Aksu'yla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Ben de belediye başkanımızın bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Şurayı misafir çekme. Tebrik ediyorum. Çiçek Hanım, cüzdanı vereyim. Mutluluklar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. İleride vardı bir durak. Önce bir yere oturup bir yemek yiyelim beraber. Harala gürele dönelim eve. Böylesi daha münasip olur. Hocam ne olur rahat olun. Boşuna masraf. Hem ben dışarıda yemek yemeyi hiç sevmem. Evet ama yani malum özel bir gün bugün. Özel bir gün. Bunu biz biliyoruz ya, o bana yeter. Hem Tahir bekliyor. İşleri vardır çocuğun. Malum, annemi yalnız bırakmayalım. Hem oradan babama da geçeceğim hocam. Zerrin'e pek güvenemiyorum. Emin misiniz? Emin. Ama evde çay demleyip şöyle bir karşılıklı içeriz belki. Olur, olur. İyi olur. Teşekkür ederim. Ne için? Beni gördüğünüz için. Sonunda. Henüz oraya gelmediyseniz de beni ciddiye aldığınız, işiniz yaptığınız için. Sizin için de geçerli bu. Sonuç olarak ikimiz de bize en makul, mantıklı geleni yaptık. Mantık derken doğru anlamında iyi olanı demek istedim. Hayırlısı oldu. Alo Hasan, selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam Tahir'im. Ya kusura bakma, böyle daha ilk günden senden bir şey rica edecektim. Ne oldu? Hayırdır kardeşim? Sesin hiç iyi gelmiyor. Ya benim bugün adliyeye gitmem lazım da. Ne oldu hayırdır? Ben bugün boşanacağım. Anladım kardeşim. Saat kaçta söyle ben de geleyim. Ha yok yok. Onun için aramadım. Ben yalnız giderim. Olmaz öyle tek başına. Bu zor günde seni yalnız bırakmamız doğru olmaz. Ha yok sağ ol Hasan. Ben kendim hallederim. Ben şey için aradım.
Ya senden izin isteyecektim. Estağfurullah, ne izni? Dernekte işe başladım ya. Gerçi hani nedir ne değildir bilmiyorum ama hani gelemedim ya ilk günden. Seni mahcup etmek istemem. Hani ilk günden aksatmış olmak istemedim işi. Olur mu öyle şey hiç kardeşim? Bugün zaten senin için önemli. Sen işi düşünme. Ben onu hallederim. Sağ olasın. Kusura bakma tekrar. Tamam Tahir. Deme artık böyle. Biz birbirimize destek olmak için varız. Gönlünü ferah tut sen. Allah'ın izniyle bu beladan kurtaracağız seni. Allah razı olsun Hasan. Allah razı olsun. Boşanma davası varmış bugün. Hangi adliyedeymiş öğren. Tabii hocam. Ha, Anadolu Adliyesi'nde. Niye sordun ki? Hasan? Tahir. Hah, baba geldiniz mi? Hayırlısı olsun. Tekrar. Teşekkürler. Hadi, ben gideyim izninizle. Sen nereye? Şey, Hasan'la görüşmeye gidecektim baba. Hasan da Hasan. Kim bu Hasan? Bir iş tutturdun, bir şey de söylemiyorsun. Tamam baba, anlatacaktım. Niye anlatmadın o zaman? Baba dinlemiyorsun ki. Olanlardan fırsat mı kaldı bana? Doğru diyorsun, haklısın. Boş ver baba. Ben alıştım böyle, kendi başıma. Hayırdır, ne işi bu? Bir derneğin müdürlüğünü teklif ettiler bana. Ben de kabul ettim. Maşallah, hayırlı olsun. Sağ ol. Seni. Bir derneğin müdürü mü yaptılar? Ne oldu baba, yakıştıramadın bana. Yok çocuğum, öyle demek istemedim. Ne derneği bu? İyice araştırdın mı? Kimmiş, neciymiş öğrendin mi? Ya yapabilecek misin? Bak bu dernekti, müdürlüktü falan, ciddi işler bunlar. Baba, benim yerimde Ömer olsaydı bu soruları sormazdın değil mi? Ne ilgisi var çocuğum? Kaç yaşına geldin, hala Ömer'i mi kıskanıyorsun sen? Hayır baba, senin bana hiçbir zaman duymadığın güveni hatırlatıyorum ben sana. Ya bak, ben ne yaparsam yapayım, sen beni adam yerine koymadın hiçbir zaman bu evde. Hani sesin biraz fazla çıkıyor diye şamar oğlanına çevirdin beni. Ya hiç demedin bu çocuğun derdi ne? Niye böyle bu çocuk? Bir anlayayım, bir dinleyeyim. Hep yargıla beni ama sen, hep yargıla baba. Bu oldu mu şimdi böyle bir günde? Çiçek Hanım'ın yanında. Ya yine aynı şeyi yapıyorsun baba. Çocuk gibi susturuyorsun beni. Ama göreceksin. Göreceksin. Tamam, ben hata yaptım. Karımı, çocuklarımı kaybettim. Ama göstereceğim size baba. Benim de şu hayatta bir şeyler başarabildiğimi göreceksiniz. Göstereceğim. Hem de senin desteğin olmadan. Tahir. Tahir. Senin canın sıkkın biraz. Konuşmak ister misin? Yok, iyiyim, sağ ol. Bak, bu masaüstü şövalyeden 5 tane alalım. Tamam, versene. Abim yüzünden değil mi? Ömer, ben özür dilerim dün akşam için. Dedim? Yani hem abim adına hem de Gamze ile aranızda olanlar... Yani benim yüzümden oldu her şey. Zaten sen bilmiyordun hani yemek yiyeceklerini. İşte Gamze de söylemeyince benden duydum falan. Abin yemeğe sonradan gelmiş.
Bundan Gamze'nin de haberi yoktu. Biz birbirimizden bir şey gizlemeyiz. Gamze söylemedi diye bir şey yok yani. Ben öyle demek istemedim zaten. Ne demek istedin? Yani sadece dün öyle gerginlik olunca... aranızda bir huzursuzluğa sebep olduysam... suçlu hissettim kendimi. Endişelenmene gerek yok çünkü bu mümkün değil. Başka sebepler yüzünden aramızda huzursuzluk çıkmasına izin vermeyecek kadar... deneyim sahibi insanlarız ikimiz de. Ne güzel. Adınıza çok sevindim. O zaman bundan sonra abimin de sizi huzursuz etmesine izin vermezsiniz. Edemezdi zaten. Dün akşam ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Hepsi bu. Bak bu standart boş şöveleden de alalım 10 tane. Tamam. Ömer. Yani sergideki tavırların, ne bileyim dün akşamki olay falan... abimden rahatsız olduğun ortada bu arada. Şule biliyor musun? Galiba bir yanlış anlaşılma var. Ne gibi? Abinin halini, tavrını, bu laf oyunlarını... kibriyle beni her seferinde alt etmeye çalıştığını düşününce... aslında daha çok rahatsız olan o gibi gözüküyor. Ama ben niye üzüldüm biliyor musun? Senin bunu fark edememeni. Çünkü sen çok daha akıllı birine benziyorsun. Bunlar yeterli olur. Bence burada işimiz bitti. Tamam, ben kasayı halledeyim o zaman. Dışarıda bekliyorum. Tamam. Olur mu canım öyle şey? Hayatımda ben böyle saçma şey duymadım. Ne demek çıktı gitti ya? Bütün hafta dolu ne demek? Acil dedim. Bu toplantının bugün yapılması gerekiyor dedim. Siz iletmediniz mi Gamze Hanım'a bunu? İlettim Nevzat Bey, söyledim. O zaman özel bir durum falan mı var sağlıkla ilgili, can sıkacak bir şey? Bilemiyorum efendim, bir şey demedi. Ya babasının çiftliği mi canım burası? İstediği zaman geliyor, istemediği zaman gidiyor. Tamam, siz çıkabilirsiniz, sizlik bir şey yok. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Dokunmalı var mı? Var. Dokunur. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Ya kaç işler. Saat oldu daha ilk müşteriler bunlar. Nuren, moral bozmak yok. Ya daha ismimizi bile bulmadık biz. Bir ismimizi bulalım. Tabelamızı asalım. Gören, duyan gelecek Allah'ın izniyle, ben biliyorum. İnşallah. Gamze. Hacım, sen bırak bulaşıkları, ben yıkayayım artık, tamam mı? Senin zaten canın sıkkın. Yok yok, ben hallederim. Benim de işim değil mi yani bu? Gamze'm, acaba diyorum şimdi sen bankaya dönsen de çıkışta mı gelsen? Hem aklın da kalmamış olur böylece işlerinde. Evet evet anne. Yok, benim işte falan kalmıyor aklım. Tam tersi. Oraya gidince benim aklım sizde kalıyor. Neyin var Gamze? Hasta mısın? Sağlığın mı kötü? Yok. Hiçbir şeyim yok. Gayet iyiyim. İyiysen neden işinin başında değilsin? Bölge müdürüne zamanım yok. Gelme demek ne demek? Nasıl bir sorumsuzluk bu ya? Bağırmazsanız sevinirim. Sevinmeyi ver bir zahmet. Ya nasıl... nasıl bir iş ahlakı bu? Eğer canın kaytarmak istediyse yıllık izne ayrılsaydın. Ya bu profesyonelce bir tavır mı sence Gamze? Bence profesyonelliğe hiç girmeyelim Nevzat Bey. Neden? Eşinle mi tartıştın yoksa? Ömer sorun çıkardı değil mi? Onun yüzünden sen normalde aklı başında bir insanın asla yapmayacağı bir şey yapıyorsun. Yok. Ömer yüzünden değil. Sizin yüzünüzden. Tamam, yönetici olabilirsiniz. Ama aile meselelerim hakkında çok fazla yorum yapıyorsunuz. Üstelik eşime olan davranışlarınızdan da çok rahatsızım. Dün akşam yaşananları bir düşünün derim. İyi çalışmalar size. İyi ama iş bu. Alo Gamze Hanım. Ne iyi ettin, ne güzel söyledin. Helal olsun sana. Kız ama çok fena haşladın ya adamı. Suratını da kapattın. Kovmaz inşallah seni Gamze. Aman. Kovarsa kovsun Nuran be. Yetti artık. Herkes de benim üstüme geliyor.
Kızlar benim acık bir çıkmam lazım. Aa, nereye? Ya bir işim var. Hemen ben halledip geleceğim. Hadi görüşürüz. Tamam. İyi. Şurada çıkın. Alayım bir tanesini, yardım et. Sağ ol. Geri kalanları 2 saatte göndereceğiz. Tamam, teşekkürler. O zaman akşam görüşürüz. Sen gelmiyor musun? Ben malzemeleri beraber hazırlarız diye düşünmüştüm. Benim işlerim var. Ama akşam erken gelirim, hazırlarız, merak etme. Nerede işim var? Götüreyim, bırakayım seni. Gerek yok, sağ ol. Lokanta yoramam lazım. Yolumun üstü aslında. Yürüyeceğim, sağ ol. İyi. Tehdit var, ısrar yok o zaman. Tehdit? Yani teklif var, ısrar yok manasında. Tamam, kötü yürü, git sen. Önce para teklif etti. Şimdi de şantaj yapıyor. Ay Yasin Bey, çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Ben bu kadar ileri gidebileceğini tahmin edemedim. Allah'ım çok üzgünüm ya. Sizi de ne durumlara düşürdüm. O hanımefendi kimdi peki? Yani ben tam anlayamadım. Bu tezgah nasıl oluşturmuşlar? Nasıl olmuş? Siz detayları boş verin. Bunlar önemli değil. Ama şimdi bu adam boşanma konusunda çok öfkeli. Yani biz böyle alışkınız yani çekişmeli davalarda bu tür şeyleri ama... Ya ne yalan söyleyeyim. Ben meslek hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Gözünü iyice karartmış. Yani davada diretmeniz durumunda çocuklarınızı elinizden almak için elinden ne geliyorsa deneyecek, bu belli. Bu iş gittikçe daha da çirkinleşebilir. Yani başka bir avukat bul diyorsanız haklısınız. Siz üzerinize daha fazla yük hissetmeyin lütfen. Yeterince rahatsızlık verdik zaten. Nisan, ben böyle bir şey söylemiyorum. Yani boşanmaktan vaz mı geçeyim, onu mu diyorsunuz? Nisan, siz beni tamamen yanlış anladınız. Ben bu gibi adamlara papuç bırakmam. Kendisi hakkında savcılığa bizzat hem rüşvet verme... ...hem de şantaj suçlamalarıyla şikayette bulunacağım. Tamam. Ben sizi sadece bundan sonrası için daha dikkatli olmanız konusunda uyarmak istedim. Bu iş daha da sertleşecek. Bu adam gittikçe pisleşecek. O yüzden tüm bunları göz önüne aldığına göre... ...sizin için ve çocuklarınız için tehlikeli olabilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Vallahi Asım Bey, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. İnanın, çok teşekkür ederim. Bana hiçbir şey söylemeyin. Sadece söylediklerimi ciddiye alın. Ve dikkatli olun. Tamam. Tamam. Açmıyor. Allah kahretsin. Hani halloluyordu lan? Ha? Hani tehditle, şantajla her şeyi hallediyorduk. Ne oldu? Manyak mısın be? Bana ne bağırıyorsun? Sen soktun lan beni bu oyuna. Bu aptal düşünceleri kafamın içine sen soktun. Yeter be! Yeter! Ben sokmuşum. Ben mi dedim sana git Nisan'ın avukatını tehdit et diye? Deli manyak! Korkmamış demek ki senden. Becerememişsin demek ki. Adam yerine koymamış demek ki seni. Hayır, haksız da değil. Bakmıştır sana şöyle, cürmün kadar yer yakarsın demiştir muhtemelen. Vicdan! Git hıncını ondan çıkar. Duydun mu? Burada benim beynimin etini yeme, car car car. Geberteceğim lan o herifi. Bunun hesabını soracağım ona. Git sor, aman! Tutturdun boşanmam boşanmam diye. Al işte. Sanki. Ne işi var bunun burada? Sana ne Nilüfer? Sana ne? Allah Allah ya. Herkes bana saldırıyor bugün. Yürü Hakan. Yürü. Hadi yürü git ya sen tamam de. Tamam kızım, bir dur ya. Ne yapacağız? İşleri ne yapacağız ya? Haberleşiriz. Ararım ben seni. Hadi Naş, yürü. Vallahi başım şişti. Hadi ya, tamam be. Tamam, gidiyoruz. Öf.
Ne oldu Nilüfer? Ne var, ne bakıyorsun? Ne işi bu? Karışma sen. Yeter artık anne. Öyle karışma sen Nilüfer. Odana gir Nilüfer diye beni azarladığın o günler bitti artık. Ne biçim konuşuyorsun sen benimle ya? Ha? Bana bak Nilüfer. Şimdi buna mı taktın kancayı? Doğruyu söyle bana. Yok artık. O kadar da değil. Benim bile bir midem var yani Nilüfer. Allah seni inandırsın. Eğer böyle bir şey yaparsan bir daha yüzümü asla göremezsin. Zaten kimse yok hayatında. Seni seven bir kişi bile yok. Bir tek ben varım. Ben de bırakır giderim seni. Anladın mı beni? Babana mı gideceksin? He? O seni istemeyen babana mı gideceksin acaba? Gerekirse evet. Ne çabuk unuttun sen ya o günleri? Ha? Bizi ne hale soktuklarını ne çabuk unuttun sen? Benim bir şey unuttuğum falan yok. Yaptığın her şeyi çok net hatırlıyorum hatta. Ne oldu hani düzgün bir iş bulacaktın, çalışacaktın? Bütün o özürler, ağlamalar hepsi yalandı değil mi? Bana bak yeter. Sen benimle böyle konuşacak cesareti nereden buluyorsun acaba kendinde? Ben olmasam açsın sen be. Aç. Yat kalk şükret sen bana. Bir tek ben varım senin yanında. Bir ben varım sana hata gözüyle, kaza gözüyle bakmayan. Bir kendine gel ya. Olmasaydı keşke. Olmasaydın. Hatta hiç doğurmasaydın beni. Zaten kimse istememiş beni. Ben sadece bir kazadan ibaretmişim. Sen niye doğurdun ki beni zaten? Neyine güvendin sen? Hakan! Ya sen ne pislik, ne aşağılık çıktın be! Ne oluyor be? Ya sen iyice kafayı yedin ha Nisan. Sen ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Bana aptal ayağı yapma. Ya yaptıkların yetmedi. Sen bile gittin benim avukatımı mı tehdit ettin? Ne tehdidi ya? Ne diyorsun kızım sen? Sus ya, sus artık tamam. Sen kendini çok akıllı sanıyorsun değil mi? Herkesi, her şeyi korkuturum, sindiririm zannediyorsun ama öyle bir şey yok. Ya Nisan ne alakası var, apır sapır konuşma. Ben kimseyi tehdit metit etmedim kızım. Yalan söylüyor senin avukatın. Kandırıyor işte seni. Ya sen kaç yıllık kocana mı inanacaksın? Yoksa o herife mi? Bana ayak yapma be. Ben senin ciğerini bilirim. Sen, Allah'ım yarabbim, sen ne cesaret gidip bir avukatı tehdit edebiliyorsun ya? Herkesi kendin gibi mi zannettin sen? Ha ama bak ben sana söyleyeyim. Madem bu hatları yedin, gör bak şimdi başına ne işler açılacak. Tıksın seni bir deliye de gör bakalım nasıl oluyormuş. Hayır kimse de kurtaramaz zaten seni o zaman. Sen çocuklarının suratına nasıl bakacaksın onu düşün şimdiden. Ne deliği be? Ne diyorsun kızım sen? Kolay mı ya öyle? Ayrıca hiçbir şey yapmadım ben ya. Allah Allah. Atıyor kızım senin avukatın. Şantaj mantaj yok öyle bir şey. Hem ispatlısını da görelim. Yapmadım. Ya apışıp kalırsın işte böyle Çalı Zeybe'ye gibi. Şunu kafana iyice sok. Her şeyi yapabilirsin. Ama beni korkutamazsın. Ucunda ölüm olsa yine boşanacağım senden. Senin hakkından geleceğim Hakan. Bunu böyle bil. Nerede kaldın sen? Ya ne ters ters konuşuyorsun Şükran? Allah Allah. Geç mi kaldım şimdi? Hem sen de oturuyorsun. Ya ne bu panik? Panik falan yapmıyorum. Soruyorum sana sadece. Senin gibi koştura koştura gelmedim tabii ben. Ayaklarım geri geri gittiği için ve senden farklı olarak ailemi kaybetmek istemediğim için Şükran. Bir söyle, bin işit işte.
Merak etme, kurtuluyorsun benden. Duymazsın artık bu söylediklerimi. Hiç vicdan azabı yaratmaya çalışma benim üstümde. Yemiyorum ben artık daha bunları. Ya ne azabı, ne vicdanı Şükran ya? Ne saçmalıyorsun sen? Bak yine ne yaptın, ne ettin, lafı o kadına getirdin. Boşanma gününüzde yaptın bir de bunu. Bismillah ya, ben ne dedim şimdi? Bak tamam Tahir. Şükran. Bak son kez soruyorum. Kararın kesin mi? Bak Tahir. Artık bunları konuşmamızın ne sana ne bana bir faydası yok. Olmadı. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız seninle. Allah Allah. Öyle mi oldu şimdi Şükran? Hangi dünyaymış bu ya? Hani ben de bileyim. Yani çalışıyorsun, ediyorsun diye mi? Dinlemeyip sözümü keseceksen soru da sormayacaksın bana o zaman Tahir. Git orada bak, boş yer var. Git ötede otur. Sen daha dün lokantanın açılışını mahvettin. Ben burada senin yüzüne bakıyorum, seninle konuşuyorum diye sen bir kere dua edeceğini geldin. Bak amacın yine buralarda olaylar çıkartmak. Ben senin tüm yaptıklarına rağmen bak burada sana karşı medeni davranmaya çalışıyorum. Olsun diyorum, o benim çocuklarımın babası diyorum. Azıcık kıymet bil ya. Haklısın Şükran. Ben hiçbirinizin kıymetini bilemedim. Ne senin, ne çocuklarımın. Eda şimdi yüzümü bile görmek isterim. Tayş, sana ben bir soru soracağım. Sen bu çocuklara hiç para falan verdin mi? Yok, ne parası? Ya hani ne bileyim, ihtiyacımız vardır diye vermişsindir diye soruyor. Yok, para vermedim Şükran. Yani ben daha yeni iş bulabildim. Ama hani paraya falan ihtiyacınız varsa... Yok, yok, çok şükür var. Ama bak öyle bir şey yapacak olursan benden habersiz yapma sakın. Neye ne harcıyorlar, ne yapıyorlar bileyim ben. Şükran doğru söyle. Sıkıştınız mı? Hani acı bir durum var. Çocukların bilmediğin bir derdi mi var? Yok, iyiyiz biz. Tayyip, tamam sen meraklanma, iyiyiz. Nasıl yardımcı olabilirim? Eda Ademoğlu ben. Yıldız Toz Ajansı'ndan geliyorum. Atilla Bey gönderdi beni. Hoş geldiniz Eda Hanım. Buyurun sizi böyle alayım. Sizi biraz bekleteceğim. Stüdyomuzun hazır olup olmadığını kontrol ediyorum hemen. Ne kadar beklerim acaba? Hemen öğrenip geliyorum. Beklerken size bir şey ikram edelim. Ne içersiniz? Bir kahve alabilirim. Amerikano olsun. Eda Hanım'a bir Amerikano alabilir miyiz? Tabii ki, hemen efendim. Geldi. Tamam, güzel. Benim bir görüşmem daha var da biraz bekletin, gecikeceğim. Beklettim. Tahir Ademoğlu, Şükran Ademoğlu. Merhaba.
Tahir Ademoğlu ve Şükran Ademoğlu. Evet Hakim Bey. Mahkememize boşanmak için başvuru yapmışsınız. Evet Hakim Bey. İkiniz de avukat tutmamışsınız. Hakim Bey, bir kişi boşanma davaların için söylüyorum bunu. Kendi kendisine dava açabilirmiş. Ben de bana verilen bu yetkiye dayanarak kendi kendimin avukatı olmayı tercihen boşanma davasını ben açtım. Sen? Ben? Anlaşma protokolü de yok burada. Çocuklar kimde kalacak? Çocukların iştirak nafakası ne olacak? Hiçbir şey yok ortada. Elinizi kolunuzu sallaya sallaya gelmişsiniz. Böyle boşanma davası olmaz. Ne olacak şimdi Hakim Bey? Boşanamayacak biz yani. Hani ben aslında... Yaz kızım. Karar. Tarafların boşanma başvurusu incelenmiş. Dava görülmüş. Usul eksikliği nedeniyle davanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Ne? Yok olmaz. Hani bu mümkün değil. Hakim Bey, yani ben bir dakika bile bu adamla evli kalmak istemiyorum. Şükran. Şükran dur bir konuşalım. Çekil önümden Tahir. Şükran ya bir dur. Şükran. 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 Şükran, Şükran. Ya gelme peşinden dedi. Şükran bir dur, bir dur, bir dur ya. Bir dur, bir konuşalım edelim. Ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Bak madem hakim bizi boşamadı, ben eve dönmek istiyorum. Ya sen ne eve dönmesinden bahsediyorsun? Sen delirdin mi Tahir? Tamam, hakim bizi boşamamış olabilir ama elbet bir dahakine boşayacak. Ne yani, zorla evli tutacak değil ya beni. Hiç boşuna hayaller kurma yani sen. Şükran, Şükran. Hasan, sen burada ne yapıyorsun? Bir dostumuzun bir işi vardı, onu halledelim dedik. Sen nasılsın kardeşim? Daha iyi misin? İyiyim. Hasan, hakim boşamadı, erteledi. Senin isteğin de bu değil miydi? Yani buydu, buydu tabii de. Nurettin hocam selamlarını gönderdi. Başka bir derdi tasası olursa haber versin. Çözeriz. Kendini yalnız hissetmesin. Biz her zaman onun yanındayız dedi. Sağ olsun. Hadi geçmiş olsun kardeşim. Akşama sohbetimiz var. Nurettin Hoca'yı da görürsün. Hem dernekle ilgili ufak tefek işler de var. Onları da konuşuruz. Tamam. Sağ ol Hasan. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eda Hanım, kusura bakmayın, beklettik. Buyurun lütfen. Nermin Hanım yardımcı olacak size, buyurun. Merhaba. Çekimde giyeceğiniz kıyafetler içeride. Sonra sizi makyaj alacağız hemen. Buyurun beni takip edin. Alo, efendim anne. Ha. Eda neredesin? Okuldayım anne. Nerede olacağım başka? Okuldaysan senin telefonunu nasıl açtın Eda? Teneffüs mü oldu? Ders arasındayım anne, ders. Ne oldu? Sen niye aradın? Ben şimdi lokantaya gideceğim ya, senin anahtarın var mıydı? Var var, merak etme. Anne şimdi zil çaldı, hadi kapatıyorum, derse gireceğim ben. Hadi bay.
için Eda Hanım. Ateş Bey. Eda. Merhaba. Ateş ben. Makyaja gerek yok. Parlamayı alalım yeter. Saçını da hızlıca açalım. Tamam Ateş Bey. Eda Hanım sizi böyle alalım. Sadece parlamasını al, sen de saçları aç. Hadi hızlı. Eda Hanım hazır. Alalım böyle. Buyurun Eda Hanım. Alayım sizi böyle. Polatcığım, fanı açar mısın? Kapat şunu. Gerginsin. Yok. Yani bilmiyorum. Belki biraz. Tamam o zaman. Şöyle yapalım. Daha iyi olacak. Arkadaşlar hepiniz dışarı alabilir miyim? Hadi hızlıca çıkalım. İşte şimdi daha güzel oldu. Hadi Eda. Biraz daha rahatla. Rahatlamanı istiyorum. İstersen biraz sohbet edebiliriz, ne dersin? Hayır, ben çok iyi hissetmiyorum. Ben eve gideyim, olur mu? Bence gayet güzelsin. Sadece biraz rahatlaman lazım. Bırak! Bırak! Ne oldu? Bırak beni! Bırak! Bırak git! Git, dokunma bana! Dokunma! Dokunma! İstemiyorum! İstemiyorum! Çık! Yakın! Tamam, geçti. Sakin. Eda, ne oldu? Neyin var? Bu adam beni dokunmaya çalıştı. Ne? Dokunmaya çalıştı. Biz sadece çekim yapıyorduk. Sen nasıl dokunursun valla? Atın çabuk Şerif'i dışarı. Atın çabuk Şerif'i dışarı! Elimde kalmadan önce. Derhal! Canım benim, tamam geçti. Geçti. Geçti, sakin ol. Ben buradayken kimse sana zarar veremez. Tamam. Hanımefendi, bu nasıl bir rezillik ya? Siz nasıl tiplerle çalışıyorsunuz böyle ya? Bunun hesabını size soracağım. Böyle ahlaksız heriflerle çalışmanın cezası ne? Hepiniz tek tek çekeceksiniz. Atilla Bey, biz çok özür dileriz. Ne demek biz özür dileriz ya? Ne demek özür dileriz? Görmüyor musun kızcağızın halini? Bugünden itibaren şirketinizle bütün ilişkimi kesiyorum. Bundan sonra da hukuksal yollardan hesaplaşacağız. Anlaşıldı mı?
Geçti canım. Ben buradayken sana kimse zarar veremez. Serap, Eda'nın neyi var neyi yok alıyorsun geliyorsun. Hadi çıkartalım seni buradan biz. Gel canım benim. Gel buraya canım gel. Gel tamam geçti. Geçti tamam. Ay Nisa'yla konuştum şimdi o da tamam dedi tabela işine. Çocukları da Emine'ye bırakmış geliyor akşam hayırlısıyla. Onda da vardı bir haller gerçi de. Gelince anlarız bakalım. Hadi bakalım. Gamze. Gamze. Dükkanın ismini diyorum. Nisa da tamam dedi. Sadık'a da haber verdim halledecek. İyi iyi. Şükran da çok sevinecek. Öyle mi? Yeter be. Geç. Geç şöyle ver şunu bana. Ver. Geç 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 geç. Geç kapa dolabı. Aa kuku makuşu gibi sessiz sessiz. İn aşağı. İn canım ot tıkanlı benim be. İn in in. Hadi bakayım. Otur şu sandalyeye. Bir karşılıklı oturalım ki kardeş de neymiş ne değilmiş. Ya neler yaşıyorsun be anlat bana. Hadi dinliyorum. Nevzat Bey. Sema Hanım'dan öğrendim burada olduğunuzu. Konuşmamız yarım kaldı malum. Yüz yüze konuşmak istedim. Merhaba. Hoş geldiniz. Nurhan ben. Memnun oldum. Buyurun o zaman. Ya, buyurun buyurun. Ayak şöyle edelim. Geçin. Buyurun böyle geçin. Hemen çay getiriyorum. Teşekkür ederim. Fazla kalmayacağım. Sağ olun. Tabii tamam. Siz bilirsiniz. Evet buyurun. Sizi dinliyorum. Sen haklıydın. Efendim? Söylediklerin diyorum doğruydu. Ben istemeden de olsa aile meselene fazlaca dahil oldum. Eşinle gerildik. Sen arada kaldın. Düşününce epey zor bir durum. Ama sen de beni anla ne olur. Ben hayatta en çok işime değer veriyorum. Ben bu kadar değer verirken ekip arkadaşlarımdan da aynını bekliyorum ister istemez. En yüksek performans alabilmek için de sınırları biraz fazla zorluyorum. Her şeyin farkındayım. Sevindim. Kendini lütfen sıkışmış hissetme. Bunu söylemek için geldim. Ömer'le işin arasında kalma. Ben de işi mesai saatleri içinde tutmaya, çalışma saatlerinin dışında da iletişim kurmamaya gayret edeceğim. Çok teşekkür ederim Nevzat Bey. Ama ben artık hayatımda huzursuzluk istemiyorum. Ne istiyorsun? Anlamadım. Ne demek bu? Ben işten ayrılmayı düşünüyorum. Nasıl? Gamze sen aklını mı kaçırdın? Ne yapıyorsun burada? Ne oluyor? Aa sizin haberiniz yok mu Ömer Bey? Eşiniz sizin yüzünüzden, sizin huzurunuz kaçmasın diye işini, kariyerini, her şeyini çöpe atmaya karar vermiş. İşi bırakıyor. Ne bırakması? Ne diyor bu? Ne oldu sen? İstifa mı ettin misin? Gerçekten harika bir iletişiminiz var. Tebrik ediyorum. Her şeyinizi paylaşıyorsunuz. Sana ne bizim iletişimimize? Sen kimsin ki her halta burnunu sokuyorsun? Halt mı? Seviye gene yerlerde. Nevzat Bey tamam. Söyleyecekleriniz de bitti. Müsaadenizle ben şimdi işimin başına geçmek istiyorum. Hayır efendim. Söyleyeceklerim bitmedi. Kariyerini mahvetmene izin vermeyeceğim. Yanlış yapıyorsun. Tekrar konuşacağız. Yanlışın da doğrunun da ne olduğuna Gamze kendisi karar verebilecek durumda. Kendi karar verebilseydi evet. Ama görüyorum ki sen zorlamışsın onu buna. Ya tamam yeter ama. Ya biraz önce daha burnumu sokmayacağım diyordunuz. Yine aynı şey yapıyorsunuz. Ama bu özel hayat değil ki. Bu resmen işinde çok başarılı bir kadının eşinin baskısına dayanamayarak... Ne diyorsun ya sen? Ne baskısı? Gamze, sen de sinirli hareket etme. Sakince bir oturup konuşuruz. Ha onu da siz söyleyin. Nevzat Bey söylesin. Sen söyle. Benim neye ne şekilde karar vereceğime siz karar verin.
Gamze, ben sadece saçma sapan bir baskıyla aldığın şu ani karardan vazgeçirmeye çalışıyorum seni. Sen kendi ayakları üzerinde durabilen donanımlı bir kadınsın. Her şey bitebilir ama iş hayatta seni her daim güçlü tutar. Temel dayanağıdır insanın. Bana bak sen çok seri gidiyorsun. Sabrımı sınandırayım, çık şurada. Ömerciğim biraz sakin olsak mı canım? İçten içe nasıl bir zafer kazandığını görebiliyorum gözlerimle. Senden daha iyi bir işe sahip bir karın olmayacak artık. Kompleks yapmak zorunda kalmayacaksın. Kendine gerçekten layık gördüğün hayat bu mu? Önlük takıp esnafı doyuracaksın gerçekten. Şu tezgahın arkasında hayatını mı çürüteceksin? Bu mu istediğin? Bunu yapamazsın Gamze. Uzatmayın artık Nevzat Bey. Peki. Gamze nereden çıktı bu istifa? Niye mutlu olmadın mı? Sen sevincene niye hesap soruyorsun? Dün benim başımın etini yemedin mi? Seni zorladığımı mı söylüyorsun? Benim yüzümden kendine rağmen mi bırakacaksın işini? Ben bizim için bırakıyorum işi. İşimin bizi mutsuz ettiğini söyledim. Ben de seçimi yaptım. Bizi seçtim. İstifa edeceğim. Senin mutluluğun benim için her şeyden önce geliyor. Sen bu şekilde mutsuz olacaksın belli. Yeter artık, konuşmak istemiyorum daha fazla. Çok sıkıldım. Gamze, herif sana baskı yaptığım için bırakacağını söylüyor. Eğer sen de böyle hissediyorsan... Yok, olmaz Gamze. Olmaz. Tamam dedim, yeter. Son kertede ben kararımı verdim, bitti. Bir kelime daha konuşmak istemiyorum. Ben bir çay koyayım Enis. Sen nereden geliyorsun? Şule aramıştı ya sabah. Sabahın köründe. Abisine benziyor herhalde. Sınır mınır bilmiyor. Yol yordam da bilmiyor. Ne oldu? Ne dedi peki? Atölye için gerekli eşyaları almaya gittik. Harika. Ne zaman atölye? Bu akşam. Beraber gideriz diye düşündüm ben. Gideriz. Tabii ki. Benim zaten önemli bir işim yok. Bak. Sen istediğin için ben bu atölye işini kabul ettim. Eğer rahatsızlık duyuyorsan gitmem. Yok, hiç öyle bir şey yok. Tabii ki gideceksin. Kızgınsın, anlıyorum. Gerçekten. İstemezsen gitmem. Hiç önemli değil bu. Önemi var. Önemli. Senin için önemli. Bu yüzden benim için de önemli. Ben senin mutlu olduğun hiçbir şeye karışmam Ömer. Hele de işin içinde hayallerin varsa. Ben sen değilim diyorsun yani. Ben öyle bir şey söylemedim. Söylemedin ama ben anlıyorum. O atölyeye gideceksin. Sevdiğin işi yapacaksın. Ben de seninle beraber geleceğim. Anlaştık mı? Zaten o kız benim ligimde değil. Onu kıskanmam için daha 1000 fırın ekmek yemesi lazım. Gamze. Ne, yalan mı? Peki, madem istiyorsun. Merhabalar, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Nasıl oturmak istersiniz? Şöyle. Tabii, buyurun. Hemen menüyü getireyim ben. Nurhan. Eda. Ben tekrar tekrar özür dilerim senden. Yani bugün bu olanlara inanamıyorum gerçekten. Benim tesadüfen orada toplantım olmasaydı, o stüdyoya uğramasaydım,
Ya sonrasında olabilecekleri düşünmek dahi istemiyorum. Neyse ki geldiniz ama. Lütfen üzülmeyin. Ben çok daha iyiyim. Nurgül'le de konuşacağım, merak etme. Bir daha böyle bir şey asla başına gelmeyecek Eda. Ne sizin ne de Nurgül Hanım'ın bir suçu yok ki. Hem o da nereden bilsin böyle bir şey olacağını? Lütfen bu konudan ötürü ona kızmayın. Ya bir de çok hassasızdır bu konularda biliyor musun? Canım o çok sıkıyor. Ama işte bazen insanların asıl niyetinin ne olduğunu göremeyebiliyorsun. Ama benim de adım Atilla'ysa ben bu işin peşini bırakmam Eda. Sen içini rahat tut, tamam mı? Benim gönlüm sizi görünce ferahladı zaten. Ama işte siz gelmeseydiniz, yetişemeseydiniz ne yapardım bilmiyorum. Eve git. Bu olanları aklından çıkarmaya çalış. Aklını biraz temizle. Şu gözyaşlarını da sil. Tamam. Kalabilir üşüyorsan sen de. Benim ceketim var yanımda. Teşekkür ederim. Al bakalım. Tekrardan çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz Eda. Dava açacakmış ya. Ne demek dava açacakmış ya? Ya yedin mi? Kendini de yaktın, beni de yaktın ulan. Ya ne bileyim kızım ben böyle olacağını. Bağırıp durma ya. Hem sen söylemedin mi? Kendin söyledin. Böyle adamlar korkak olur, istediğimizi alırız diye. Kendin söyledin. Hakan sus. Hakan sus, boğarım seni. Yemin ediyorum elimde kalırsın bak. Sakın suçu bana atmaya kalkma. De gitmiş adama fotoğrafları mesaj atıyor. Salak. Adamın elinde kanıt var şimdi be. Ulan bitirdin bizi be. Bitirdin Allah'ın cezası. Git adamla konuş. İkna et, bir şey yap. Ya nasıl ikna edeyim Vicdan? Manyak mısın ya? Özür dile. Kapısında yat. Ayağını yıka, ne bileyim ben be. Ne yapıyorsan yap. Ya kızım ikna olur mu zannediyorsun? Delirdin iyice ha Vicdan. Ya sen nasıl bir battığımızın farkında mısın acaba Hakan? Ha? Ulan bunun sonunda hapis var, hapis. Gelmişsin. Usuruyorsun bir de burada. Ya ne yapayım, ne yapayım kızım? Söyle gideyim yapayım be. Nisa'ya git. Of. Çocuklarımın babası hapislerde mi çürüsün de bir şey de. Ya ne bileyim ben. Bana bir çözüm mü üret Hakan? Çözüm üret. Anladın mı? Kızım var benim ya. Hapislerde sürünemem ben. Hakan bak, bu işi başımıza sen açtın. Sen temizleyeceksin. Ah. Duydun mu? Geldiler. Vallahi geldiler. Ne oluyor lan burada? Ne işi var lan bu adamın? Sana ne lan? Asıl senin ne işin var burada? Konuşma lan. Öldürürüm lan seni. Öldürürsün lan. Tahir, bas git ya. Ne yapıyorsun? Hiçbir yere gitmiyorum. Ne işi var lan bu adamın burada? Hesap vereceksin. Sana ne lan? Benim sana verecek hesabım falan yok. Bitti gitti o işler ya. Mazi oldu. Anlatabiliyor muyum? Ben buraya seni görmeye gelmedim. Kızımı görmeye geldim. Anladın mı? Hiç kendine pay çıkarma. Oo, babam oldun sen. Ya. Ya herkes bitti, bu cibiliye siz mi kaldı kancayı takacak be? Allah korusun. Başka işim yoktu çünkü. Ya zaten canım sıkkın. Bir de sen olay çıkarma. Hadi gidin ya. Hadi. Ne hadi. Oluyor? Ne oluyor hadi, ya? Hadi. Şş, bana bak Vicdan. Sus. O Allah'ın adını da ağzına alma kafir. Hesap vereceksin. Bu adamın burada ne işi var? Ya yettiniz be. Yettiniz, bıktım hepinizden ya. Bana bak Vicdan. Bak, bu zamana kadar ne halt yediysen yedin. Ama bundan sonra ayağını denk alacaksın. Anladın mı? Benim kızım yaşıyor burada. Bundan sonra adabınla, namusunla yaşayacaksın.
o işlere tekrar girdiysen eğer, bak çok fena olur vicdan. Girdiysem girdim ulan. Girdiysem girdim. Benim bir hayat devam ettirmem gerekiyor. Kızıma bakmam gerekiyor. Haberin var mı senin bunlardan? O işleri bırakayım istiyorsan, o zaman yapmadığını yaparsın Tahir Efendi. Ne yapacakmışım? Delikanlı olursun, sahip çıkarsın bana, başımda durursun, evlenirsin benimle. Oldu mu? Dur dur. Ya öyle kolay değil tabii hesap sormak. Aldın mı ağzının payını? Oh olsun sana. Lan sen boş ver oğlum. Senin ne işin var lan burada? Bir işim yok lan. Lan doğruyu söyle. Lan bir işim yok. Allah Allah. Kamil'de eşyaları kalmıştı, onu getirdim. Bırak. Manyak ya. Manyak hepsi. Manyak oğlu ailesi. Bu hastaları. Lan bir daha seni burada görmeyeceğim. Yürüyeyim. Ağzımı bozduracak bana. Tövbe estağfurullah ya. Musa abi geldik zaten. Bak şu demir var ya abi. Oraya yazacağız. Tamam sen gel abi. Şuna çık. Buna çık abi sen. Dur 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 dur. Asmıyoruz. Şükran'ı bekleyeceğiz. Ona sürpriz. Nasıl asmıyoruz? Ha, öyle mi? Herhalde Sadık. Hah geliyor. Görmesin. İki tarafında da yazıyor. Görmesin o zaman. Dur. Ne oldu siz? Niye dışarı çıktınız böyle? Şükran neredesin sen? Geldi. Dükkanın tabelasını asacağız. Ama daha biz isim bulamadık ki Kamsi. Biz bulduk. Evet. Öyle mi? Ne buldunuz Nisa? Niye bana demediniz? Hadi artık asalım tabelamızı. Hazır mıyız Şükran Hanım? Olmaz. Bakma buraya, bakma. Sen şu taraflara bak. Şöyle. Kamsi ne oluyor? İsim bulduk dükkana. Bir bakalım ne? Hayatta bilemez. Ha, tamam. İşlem tamam. Abi görüşürüz. Ayağına sağlık, sağ olasın. Kızlar ne yaptınız siz böyle? Ama olmaz ki, burası hepimizin ya. Olur, bal gibi olur. Hem çok üzdüm ben seni. Bu ev alma olayları, bir sürü şey. Bu da özrüm olmuş olur. Nisa geldi geçti hepsi, boş ver. Vallahi ben ismimi ilk defa böyle başka bir yerde görüyorum. Çok yani değişik bir ismiş. Çok sağ olun. İşte buraya her baktığında kendi mücadelelerini hatırlarsın Şükran. Hem de biz de her baktığımızda sahip olduklarımıza şükrederiz. Çok seviyorum. Sadece benim değil. Hepinizin hayatını güzelleştiriyorsun. Hadi git kalmayalım hadi. Tamam. Beğendin mi? Çok. Dondum ben. Girsek içeri olur mu? Yine bakarız sonra. Hadi. Geç geç. Hadi buyurun. Hadi anne. Hadi canım gel. Gel. Ne yapacağım? Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Buyurun, afiyet olsun.
Çok güzel olmuş. Nisa da pek sever tarhanayı. Ben ona yaparım bir gün. Siz hiç merak etmeyin hocam. Hele şu ortalık bir durulsun. Tahir'dir. Tahir'de anahtar var. Siz durun, ben bakarım. Nerede o Gamze? Fatma Hanım, Fatma Hanım ne oluyor Fatma Hanım? Hocam durduramadım, ne olur kusura bakmayın. Nerede benim salak kızım? Gamze! Fatma Hanım bir sakin olun. Ne oluyor? Gamze yok burada. Bir soluklanın hele. Sonunda bunu da yaptınız. Benim kızımın beynini yıkadınız siz. Orta çağa geri götürdünüz. Şimdi de işinden edecekmişsiniz onu. Anneciğim bak tam yemek saatine gelmişiz. Dedim sana hadi gidelim, bak yok Gamze burada. Hadi. Gamze istifa mı etti? Etmedi, edecek. Bilmiyormuş gibi konuşma. Hep Ömer'le senin başının altından çıkıyor bunlar, biliyorum ben. Koskoca bankada müdürken gidip lokanta köşelerinde bulaşıkçılık yapacak benim kızım. Kendi seviyenize indirdiniz. Gözünüz aydın. Fatma Hanım bak destursuz geldin, kapıdan daldın içeri. Sesimi çıkarmadım. Üstelik bu ilk de değil. Yine de kalbini kırmayayım diye durup anlamaya çalışıyorum ama sen de bir sakin ol artık. Ağzından çıkanı tart, öyle konuş. Ne tartacaksın be? Senin oğlun sinsi sinsi girdi kızımın aklına. Kızımı sömürdünüz, tükettiniz, hayatını kararttınız. Yeter Fatma Hanım, yeter. Yetişkin insanlar ne istiyorlarsa öyle karar verirler. Siz de her şeyi bizden bilmeyin artık. Annemin, eşimin önünde de böyle konuşamazsınız. Ya bir sakin olun ya da bizi daha fazla meşgul etmeyin. Evlendiniz mi siz? Herkes evlendi. Ben böyle işte kaldım. Tek başıma. Afiyet olsun. Hayırlısı olsun size de. No, kusura bakmayın. İyi geceler. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Ömer hoş geldin. Gamze Hanım hoş geldiniz. Beni beklemiyordunuz galiba. Yok canım, olur mu öyle şey? Bir şaşırdınız da. Yok. Çocuklar falan. Stresliyim birazcık. Nasıl göründüğümün farkında değilim. Kusura bakmayın. Çocuklar erken gelmiş. Evet. Gel bir tanış istersen. Tabii tabii. Siz işinize bakın. Ben de biraz etrafa bakayım. O gün iş konuşmaktan pek bakamamıştım. Ömer abiniz, eğer bir sorunuz olursa kendinize sorabilirsiniz. Çok güzel gidiyorsun. Bir şey ihtiyacın olsa buradayım. İstersen yardım edebilirim sana. Arkasını yaptım ama ayakta durmuyor. Doğru yerle uğraşıyorsun aslında. Bak menteşesi çıkmış. Böyle iyice takacağız. Siz ilgilenin çocuklarla.
sıkıyoruz. Sonunda vidasını sıktık mı biraz? Şimdi deneyelim bakalım. Gamze Hanım. Yalnız kaldınız. Tek başınıza durmayın, gelsenize buraya. Yo, ben gayet iyiyim böyle. Sizi izliyorum. Nasıl? İyi mi? Alıştın mı? Biraz daha ısındım galiba. Tuvalleri getirelim mi? Aynen, alalım onları. Eda, sofrayı toplayacağım artık. Yemek yemeyeceksin mi? Yemeyeceğim dedim ya anne. Eda. Bak, bu parayı nereden buldun söyle bana. Kızmayacağım, bak söz veriyorum sana. Yeter anne. Ben sana soru sorup duruyor muyum ya? Nilüfer'i niye benden sakladın diye? Eda, biz o konuyu seninle konuştuk. Bitti, tamam. O konu kapandı. Sen bana bu parayı nereden buldun onu söyle. Biriktirdim dedim ya sana. Dedemden, babamdan harçlık almıştım. Biriktirdim hepsini. Eda, yalan söyleme bana. Yalan söylemiyorum. Ay, acaba sen... Allah'ım yarabbim, sen nefsine yenik düşüp daha çocuksun da sen... Çaldırma bu parayı sen Eda. Ne çalması ya? Ne çalması? Ben emeğimle kazandım o parayı. Ne çalması? Emeğinle. Tamam. Ne emeği bu? Tamam, ne güzel. O zaman söyle, bu nasıl yaptın sen? Nasıl kazandın bu parayı? Ya bizim okulun yanındaki bir kafede kitap standı açmışlardı. Başında duracak birini arıyorlardı. Ben de gittim, başında durdum yani. Sen kitapçıda durdun. İki kitap sattın. Sana bu kadar para mı verdiler Eda? Evet. Yeter artık, üstüme gelme artık ya. Pardon. Öncelikle hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgili sponsorumuz, davetlilerimiz ve derneğimizin katkılarıyla hazırladığımız bu atölye umarım hepinizin çok keyifli geçer. Ama her şeyden önce bu genç arkadaşlarımın burada güzel zaman geçirmesini istiyorum. Lafı fazla uzatıp canınızı sıkmak istemem. Ama özel bir teşekkürüm daha var. Benden desteğini asla esirgemeyen Ömer Ademoğlu. İyi ki tanıştık. İyi ki buradasın. Hadi canım, gel. Gel. Gel annem. Reşat'ım, bu kız burada mı kalacak? Evet annem.
İyi, bunu da gönderme sakın. Çiçek kalsın. Biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Kafam karışıyor benim. Lan kimi göndermişim anne? Akşapakçı bir kız vardı hani. Her gün geliyordu. Onu kovdun. Ben Şükran'ı niye kovayım annem? Böyle salık salık saçları olan güzel bir kız vardı. Oğlu da vardı hani. Onu da kovdun. Hadi annem, hadi. Hadi canım, hadi yat sen. Hadi güzelim, gel. Gel, ha. Hadi bir tane. Sen hiç merak etme Nezahat anne. Ben seni bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Ben de şunu açayım dedim. Ben de buraya yer açtım size. Koyun eşyalarınızı. Teşekkür ederim. Sizle bizle konuşmaktan vazgeçemedim hala. Alışırız zamanla. Zamanla alışırız. Evet. Ben rahat bırakayım sizi, siz yerleşin. Kafamdan yapıyorum. Ver elini bana. Kafamdakine daha çok benzedi. İyi misin? Sıkılmadın değil mi? Yok, sıkılmadım tabii ki. Senin mutlu olduğun bir yerde sıkılabilir miyim? İyi ki geldin. İyi ki yalnızsın. Başka nerede olacağım? Müsaadenizle. Tabii, müsaadenizle. Ömer. Gerçekten muhteşem bir atölye oluyor. Senin sayende. Gamze Hanım, siz de umarım memnunsunuzdur. Keyfiniz yerindedir. Evet. Gerçekten her şeyi büyük bir titizlikle ve özenle seçmişsiniz. Sizi tebrik ederim. Eşiniz olmasa beceremezdim ama. Mütevazı olmayın lütfen. Organizasyon konusunda ne kadar başarılı olabildiğinizi görüyorum.
Teşekkürler. Ömer, sana bir teklifim var. Burada benimle galeride çalışmaya ne dersin? Beni gururlandırdın. Çok teşekkür ederim. Ama teklifini kabul edemem. Lokantada aile işletmemize çalışacağım. Hem belki böylelikle karımla daha fazla bir arada olabilirim. Tabii. Aile her şeyden önemli. Nasıl istersen o zaman. Ben davetlerle ilgileneyim biraz. Ben senden böyle bir şey beklemiyorum. İstemiyorum bunu. Evlilik demek fedakarlık demek. Ve ben güzel karım için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Bu fedakarlıklarla birbirimizi istemediğimiz şeylere sürükleyip mutsuz etmeyelim. Sen öyle mi yapıyorsun? Onu mu demek istedin? Hayır. Ben istediğimi yapıyorum. Sen de istediğini yap. Onu söylemek istiyorum. Ben seninle olmak istiyorum. Senin yanında olmak istiyorum. Yetiyor bana. Ama resim. Ben senin burada ne kadar mutlu olduğunu gördüm. Hayatımda ilk defa böyle bir fırsat çıkıyor karşına. Bunu kabul etmemek bir hata olmaz mı biraz? Yerleşebildiniz mi? Yetti mi dolap? Evet. Evet yetti, sağ ol. Ben de üstümü değiştireyim. Nasıl rahat edeceksiniz? Bitirmedim ama. Rahat hissediyorsan ben... Yo. Buyurun. Reşat. Müsaadenle ben şöyle geçeyim.
teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Geldi yine. Ya Ömer bak. Hiç muzdarip olmayacaksın. Söz ver bana. Bir şey söylerse de cevap verme. Hiç yokmuş gibi davran. Lütfen. Senin ve çocukların hatırı için elimden geleni yapacağım. Öğretmenim, 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 öğretmenim. Öğretmenim son bir soru daha sorma. Öğretmenim lütfen, hadi lütfen. Lütfen gelin. Geliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Kim söyledi? Annem değil mi? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Artık çocuk değilsin. Hala annem senin için endişelenip beni arıyor. Beni arasaymış. Yoksa estetiklerinin narkozundan fırsat mı kalmadı? Şöyle bak konuştuk bunu. O çocuktan, Ömer'den uzak dur. Hepimizin hayatını mahvedeceksin yine. Ya adam evli. Aşık karısına aşık. Neden anlamıyorsun? Asıl sen adamın karısına aşıksın. Sen beni bırak da kendi derdinle ilgilen. Şöyle. Ne yapıyorsun? Çocuklar iyi misiniz? Merhaba. Merhaba. Gamze bir şey konuşmam lazım benim seninle. Nevzat Bey rica ediyorum. Burada da tatsızlık çıkmasın. Benim de derdim o zaten. Kimsenin canı yanmasını istiyorum. Anlamadım. Kimin canı yanacak? Kardeşimin. Şule'yi Ömer'den uzattık Gamze. Ne diyorsunuz? Anlamıyorum Nevzat Bey. Ya onlar çocuklar yararına sergi, resim filan. Yani ne ima ediyorsunuz? Yine Ömer'i suçlayacaksanız eğer. Ömer'den bahsetmiyorum. Şule'den bahsediyorum. Evi bunlarla dolu. Kardeşime iyi gelmeyecek Ömer. Onların görüşmemesi lazım. Bir abi olarak kardeşim için yardım istiyorum senden. Gerçekten mi? Size bir müjdemiz var. Ömer sonunda teklifimi kabul etti. Bundan sonra burada galeride birlikte çalışacağız. Tebrik etmeyecek misiniz?